Değerli izleyiciler, bugün çok sevdiğim bir konuğum var. İki tane kitap yazdım. Cumhuriyet'in 100. yılıyla bağlantılı. Biliyorsunuz 100. yılı biz de pek kutlamıyoruz. Epey bir zamandır 100. yılı heyecanla bekliyorduk. İşte hatta iktidarımız da şey demişti. 100. yılda şöyle olacak, böyle olacak falan diye. O dediklerinin hiçbiri olmadı ama hani en azından kutlanabilir diye düşünüyorduk. Öyle bir şeyleri de olmamış ana kadar. 100. yıl sönük geçiyor. Ama 100. yıla layık işler yapmaya çalışanlar var işte. Onlardan biri Evliya Safa Gürkan. İki tane kitap yazdı. Cumhuriyet'in 100 ismi. Oldukça güzel. Daha bitirmedim ama. Diğeri de Cumhuriyet'in 100 günü. İki değerli kitap Cumhuriyet'in 100. yılı için. Bugün Emrah Safa Gürkan'la konuşacağız. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk Fatih Bey. Celal Şengün'ün tavsiyesine uydunuz mu? Biraz Sagan'dan isminden başka bir şey bilmediğim için. Biraz daha sonra onu sorayım. Hayır bilmeyen, bana bak. Bir şey bilmediği zaman konuşmak Türklerde çok şey. Yok hayır sana bunu... Sen Karl Sagan'ı sikti. Sen tarihçisin. Yok söyle estağfurullah. Reklam arası. Uydum. Karl Sagan'ı gördünüz mü? Teşekkür ettim. Karl Sagan. Burada rahat rahat küfür edebiliyor. Ya orada ne girdik ya. Onun da... Rütük diye Haber Türkiye'yi haşır diye geçireceğiz. Abi yapacak bir şey yok ama orada... Peki ceza anlamı sanmıyor. Biz susturmaya çalıştık şimdi. Gerçekten. Hayır orada ama şey var. Siz çünkü ben o programda biz arkada şimdi gerçeğini bilmeyenler Celal Şengör zaten çok neşeli bir şekilde Carl Sagan'ı gömdüğü için siz bana orada bir orta mı yaptınız da ben ona... Ben sana bir şey söyledim. Ben susuyorum çünkü provoke etmemek için. Sen susuyorsun. Fakat işte Carl Sagan, Mars Sagan falan filan diye sen Carl Sagan'ın çok da tanımadığını ve öğrenmek istediğini söyledin. Ve Celal döndü sana ben sanırım ki Carl Sagan anlatacak. Ya siktir et Carl Sagan'ı deyince herkes koptu. Ve ben program sahibi olarak işte sus falan reklam meklam falan dedim. Hiç öyle şeyler demedi sen de gülüyordun ya. Ama boğulduk hep bize. Ölüyorduk gülmekten. Ama o şeyi anlamıyorlar. Mesela biz o program hakikaten çıktığım en eğlence programları. Biz zaten eğlenmek için de yapıyorduk. Zaten tek bilim çok eğlenceli çünkü bir program. Çünkü o programın içinde de aslında daha hani bilim konuşuluyor. Ben zaten komple trolleme olarak. Çünkü ben ne anlarım kalsa kalsa. Niye çağırmışım bu dedi? Ya işte onu... Tahmin ettiğiniz için çağırdınız herhalde. Yani konuya baktığımız zaman senin orada olmaman lazım mesela. Ben onu söyledim. Ben dedim ki acaba geçerken mi uğradı? Yok hayır haloa dedim ben. Dedim ki ben niye geliyorum ben ne anlarım bilimden. O dedi ki biz bilim, sosyal bilim, medyacı falan bir şeyler dedi. Çok bir araya gelmeye çalışıyorduk biz oraya hiç gelemiyorduk ya. Evet. Bir de Çağrı'yla ben görüşecektim. Dedim ki hani orada... Oradan da... Sen Çağrı'yla bir şey yapacaktın falan. Sen de az uçuk gerçekten. Orada iş bitirmeye geldiğimizi kullanıyor. Hayır ya görüşeceğiz, buluşamıyoruz. Çünkü buluşamıyoruz. Bir iş... Söylesene ben sizi buluştum da programa gerek yok. Ama tembellikten buluşamıyoruz. Sana da çıkacaktım. 2-3 kere iptal olmuştu. Yani tamam. Celal Hoca'yla da hiç biz çıkmamıştık ekrana. Celal'le sen hiçbir yere gelmedin. Ve hep şey zannediyorlardı böyle... Ne bileyim sevmediğimiz öyle bir şey de yok. Yani hiç alakası yok. Hani İlber'le birbirini sevmemeniz olabilir de. Ha bir de ama onda da yani öyle bir şey yok. Öyle bir şey yok da hani tarihçi sevmez. Celal'le ne olacak yani? Yani çok da tatlı bir zaten. O böyle çok güzel oldu. Çok dedi. Güzel oldu ama olan Carl Sagan oldu zavallı adam. onu koydunuz mu? İnternetteki versiyonu var mı? Var tabii. Bizi gerek yok ki koymayan yok ki. Carl Sagan siktir etti. Herkes giriyor zaten Carl Sagan'a. Zavallı adam. Televizyonda yaşadım. Yani bilim tarihinin önemli ismini Celal Şengör tarafından gömülüşüne gözlerimiz diye kulaklarımıza tanıklık ettik. Of neyse. Sonuçta uydun yani şey ettin onu. İki tane kitap. Nereden aklına geldi bunları yazmak? Vallahi Cumhuriyet'in 100. yılı evet. Önce. Bunu aslında 2-3 sene önce. Ama herhalde epeydir uğraşıyordum bunlarla. Bu 2-3 sene önce gelen bir fikirdi. Ben bu kadar zorlayacağını bilmiyordum. Şimdi tekrar yazdım. Çünkü 100 tane ayrı başlık açmak 200 başlık. 200 başlık. Ve öldüm yazarken. O 100 ismi 100 anlatıyor. Isim. Aslında o 100 aktör, özellikle ilk 10-15 aktör de sadece Atatürk'ün de bir aktör. Yani Atatürk'ün aktörlerden biri olarak tanıtıp neden o öne geçti, diğerleri neden ekarte oldu ve bu başka türlü işleyebilir miydi? Onun cevabını veriyorum. İşleyebilir miydi? İşleyebilirdi. Çok basit bir şey var. Mustafa Kemal Atatürk'ü 19 Mayıs'tan önce tutuklasalardı, Fethi Okyar gibi başka türlü işleyebilirdi. Peki aynı sonuca ulaşır mıydı? Daha az ihtimal olacağını düşünüyorum. Şöyle söyleyeyim, Mustafa Kemal'in doğal liderliği içeride kalanlar tarafından kabul edilmiş. Kendisine muhalefet yapan yakın arkadaşları dahi liderlikte karşısına çıkmıyor. Onların dediği istişareyle yönetelim. İşte diyorlar Mustafa Kemal tek adam oluyor falan. Onun prestiji Çanakkale'de bir. İki, Doğu'da ayrıca İsmet Paşa'dır, Kazım Paşa'dır altında emirinde çalışmış. Öyle olmayan var Mersin'de Cemal Paşa. O zaten...
ayrılıyor. Yani biraz mesafe koyuyor. Mersin'in Cemal Paşa var. O benden daha hızlı konuştuğu için sormak zorundayım. Mersinli. Işte Mersinli Cemal Paşa. O mesela aynı rütbede falan, ama biraz daha soğuk. Yani öyleleri de var ama Mustafa Kemal doğal bir lider. O çok belli. Önceden İstanbul'da bu konuşuluyor. Çünkü bu pek bilinmez. Yani bilinir de yazılır da hiç öyle gündeme gelmiyor. Dikkat edilmiyor. Mondros imzalandığında mevzu şu. Ya biz Mondros ne? Ateşkes anlaşması. Mütareke. Ne demek mütareke? Karşılıklı terk etmek. Hani diyordu mukatele karşılıklı terk etmek, mütareke karşılıklı terk etmek. Abi biz silahları terk ediyoruz, ondan sonra Musul'u işgal ediyoruz. Silahları terk ediyoruz, İzmir'i işgal ediyoruz. Çok garip bir anlaşma. İmzalanacak bir anlaşma değil. Ve dolayısıyla oradaki şey şu, bizim ordumuz var. Biz İngilizler Mondros mütarekesine uymuyorlar. Uymuyorlar. Mütarekede nasılsa öyle kalması gereken sisteme rağmen özellikle Musul ve Kerkük'te işgal ediyor. Aynen, İzmir'de de. İzmir'de. Yunanlar nereden çıktı mesela? O Yunanlar Mondros'a taraf değil galiba, değil mi? Ama tamam da onlar veriyor yani şeyinde, hani Fransızlar yani şöyle, Fransızlardan önce imzalıyorlar zaten. Mondros çok garip bir anlaşma. Dolayısıyla oyunun adı silahlarımızı bırakmıyoruz. Hatta çok komik şeyler oluyor. Silahlarımızı yalandan bırakıyoruz. Kazım Karabekir kendi trenini soydurtuyor mesela. Trenle koyuyor, sonra adamlarıyla soydurtuyor. Bunlar Ermeni eşkıya taklidi yapıyor. Soydurtuyor falan işte. Ya da silahların kamalarını almaya çalışıyorlar. Düzeneklerini vermemek. Bir de Anadolu'daki merkezdeki Anadolu'daki kolordların başına güvenilir İhtiyatçı adamlara atmak. Yani genç subaylar. Çünkü Vahdettin'in oyunu da abisinden kalan, Abdülhamit'ten kalan eski paşaları getirip bu genç imparatorluğu yıktığını düşünen gençleri Atatürk'e dair yemek. Ama temizleme, kurtarmak ve hani şey vardı ya, iktidar olduk muktedir olamadık gibi bir durumda aslında. Hani ilk başta AKP falan diyordu öyle. Yani kadroları değiştirmek gerekiyor ya. Tabi buna uyanıyor hemen şeyler, İhtiyatçılar. Ama bunların içinde liderlik yapabilecek İlk kadro, Şahin kadro, savaş kaybettiği için gitmiş. Mustafa Kemal Paşa. Enver Paşalar. Evet, Enver, Cemal. Onların arasında Kara Kemal, Kara Kemal falan kalmış ama onun öyle bir şeyi yok. Ya da işte ne bileyim. Öyle bir yetkinliği, öyle bir karizması. Öyle bir karizması yok. General değil. Öyle bir kabulü yok. Öyle bir kabulü yok. Mustafa Kemal Paşa kalanların arasında en prestijlisi. Ki zaten biz öğrencine dair lider vasfı olduğunu biliyorduk. Bir kişi daha var ama onunla beraber. Mesela Ali Fethi Okyar. 1913-14'e kadar İttihat Terakki'sinde belki daha önemli bir. Daha önemli tabii. Ama o da Malta'ya gidiyor. Çünkü Mustafa Kemal Ali İttihatçılar pek sevmiyor. Evet. Mustafa Kemal de onları pek sevmiyor. Evet, yani İttihat Terakki'nin Şahin kanadı derim. Evet. Öyle oynamak zorunda değildi. İttihat Terakki'de de başka bir ekip kazanabilirdi. Yani Mustafa Kemal'in de bir ekibi var. Ki o anlamda aslında devam etti o ihtiyaççılık bir yere kadar. O ekip kaybetti. Daha silahşör, daha ne bileyim agresif maceracı. Falan. Maceracı. Daha şahinler kaybetti. Mustafa Kemal tamam bu açıdan doğal lider ama çok şey ters gidebilirdi. Bakın çok basit söyleyeyim. 19 Mayıs 1919 önce tutuklanabilirdi. Ondan sonra adam öldürsün diye adam tutuyorlar Mustafa Kemal'i. İşte Sivas'ı basacak falan. Sivas Kongresi'ne kimse gelmiyor. Mesela o da çok hep unutuyor. Sivas Kongresi herkesin kabul ettiği bir kongre değil. Mustafa Kemal'in kendi yaptığı bir kongre. Ondan önce Erzurum'a çağırıyorlar. Trabzon'un Erzurum Kongresi müdafaa cemiyetleri, o zaman adlarında varyasyon var. Tam adı bu değil ama beraber bir kongre. Yani Erzurumlar, Trabzonlar bir kongre yapmış ama Mustafa Kemal'i istemiyorlar. Trabzon'da özellikle büyük muhalefet var. Yani ya da İngiliz'de ilk son Osmanlı meclisi burada toplandığında herkes Mustafa Kemal'i terk ediyor. İngilizler işgal etmese, o misak-ı milliyi kabul etse, bir şey yapsa yani İngilizler o kadar, o zaman Mustafa Kemal Ankara tek başına kalacak. Kalacak. İngilizler bu kadar pervasızca girmese ve işte ne bileyim saltanat bu kadar İngiliz politikasına. Yalnız olmasa. Bunu bir kere senin programda dedim, sonra şey dediler, yok işte şey ajanı diyor falan, öyle bir şey demiyorum. Yani Osmanlı'nın üstündeki baskı arttıkça, Osmanlı'ya muamele kötüleştikçe ve işin içine Yunanlılar da girince, padişah bunu sineye çektikçe, çektikçe o zaman zaten padişahın yetkileri Ortaköy'den Eminönü'ne kadar daraldıkça şimdi mesela neden ihtilaller Fransa'da olur, Rusya'da olur, Amerika'da olmaz? Çünkü Amerika'da o kadar biriktirmezler. 3 tane şey verir. Çünkü eğer hiçbir reform yapmazsan ortadaki adam da marjinalleşir. Atatürk marjinal bir figür. Cumhuriyet kuracağını biliyoruz. Etkili herkes söylüyor bunu. Cumhuriyet kurmak istiyor, saltanatı kaldırmak istiyor. İşte Lake'li ilkesine çok bağlı, opera getirmek var yani daha. Opera da geçti, Abdülhamit getirmişler operayı. Onu da bilmiyorlar evet yani. Bugün Abdülhamit'i PP yapanlar Abdülhamit görse
Abdülhamit faytona biner, faytona biner. Hayır, Abdülhamit onları tanırsa döver zaten de. Tabii. Onlar da Abdülhamit'i görürse bu mu Abdülhamit derler. Tabii tabii, Osmanlı Hanedanı çok elegant, kültürlü bir hanedandır. Kültürlü böyle aynı, hepsinin elinde konya, şarabı. Evet, onlar da var. Kendi bizzat operaları, Murat, operetleri. Murat Bardakçı'nın şeyinde söyledi. Murat Bardakçı yazdı bunları bizim. Evet, hayır, söyledi, bir akrabası da geldi söyledi. Onlar daha önce yapılmış şeyler. Yani görmek isteyen görüyor. Görür. Şimdi bu çerçevenin içinde özellikle İzmir'in işgali, yani Yunanların girmesi. Daha sonra yani Vahdettin'in inanılmaz derecede kuzu politikası. Normalde fazla işbirlikçi. Evet, fazla işbirlikçi. Normalde riske girmeyecek adamları da Mustafa Kemal'in bu kadar da olmaz değil mi? Tabii. Yoksa çok temkinliler yani. Mustafa Kemal o anlamda risk alabilen. Onu çok güzel Masarif Tıkanta da anlatıyor. Yani Samsun'a çıktıktan sonra Ankara'ya gelene kadar. Ya bak istifa ediyor. Aslında görevden alınıyor. İstifa ediyor. Yanındaki Kazım Deli sanırım. Yani emir subaylarından biri. Belgeleri nereye koyacağım diyor. Bilmiyorum, sana Habertürk'te öyle oldu mu? Mesela düşün, ayrılıyorsun. Ertesi gün hemen odanı boşaltıyorlar mesela. Onun gibi biriz. Ne kadar kötü bir iş. Hani bir yerden ayrıldığın zaman... Ya ülke kurtarmak için yola çıkmışsın, yanındakiler de seninle oraya işte ne bileyim ordu kıta attığın müfettişi diye gelmiş. Yani bütün Anadolu üstünde Samsun'a çıktığında askeri ve idari egemenliği var. Padişahın onu oraya yollama amacı silahları toplamak, silahlardan arındırmak, isyanı Anadolu'daki asker isyanını bastırmak. Evet, ama şöyle de bir şey var. Genelkurmay'da da bu iddiatçılar ya da daha genç subaylar olduğu için ona bir emir şey yazıyorlar. Bütün Anadolu'daki çok geniş. Valiler çok geniş. Çok geniş. İki tane. Diğeri de işte Mersin Cemal Paşa. Öteki ordu müfettişi de o. Yani müfettiş deyince böyle hani şey değil. Vergi müfettişi gibi ya da böyle ne bileyim okul müfettişi gibi değil. Ama vergi yapma. Evet, vergi müfettişi. Vergi müfettişi ne diyeyim? Hemen bir... IRS'e selam yollamak yüksek istiyorum. Yüksek yetkili müfettiş. Aslında bir tür özel vali gibi. Evet, askeri ve idari kadroları kendisine bağlı. Sadece askeri değil. Şimdi adam görevden alındığı zaman yanındaki subaylar gidiyor diyor ki ya belgeyi nereye verelim? Ben Kazım Karabekir'in yanına mı gideyim diyor. Ya bir dur abi, iki dakika önce istifa ettik. Hemen mi görevi terk ediyorsun? Ne kadar yalnız kalıcı bir şey. Ya şey oluyor, Sivas'ta mı ne? Bunlar kalıyor. Kazım Karabekir kalıyor. Kazım Karabekir nerede yatacak problemi, ben veririm odamı diyor. Diğerleri vermiyor. Masrafı göre bizim odamızı güzel vermeyiz falan. Ortam bu. Yani bir tek ya öyle bir şey ki paraları yok. Ankara müftüsü Börekçilerde Rıfat'tan para toplamış getiriyor da işte kuru fasulyeye bir 100 gram pastırma alıyorlar. Bulgur dışında bir şey yiyebiliyorlar falan. İlk zaman öyle şey yok. Arabaya gidilecek. Araba benzin Erzurum'dan geliyor fakat lastik yok. Amerikan Koleji'nden alıyor lastiği. Amerikan Koleji'ne de parasını vermek üzere makbuz ya. Çünkü derler ki Amerika'dan para aldı falan. Ortam böyle bir ortam. Bir yandan Güneydoğu'dan Kürtaş üretlerinden adam toplayıp kendisi gelip Sivas'a basıp öldürüleceği düşünülüyor. Tam bu işler başarıya ulaştırma çok güzel bir hamleyle telgrafı kısınca, yani İstanbul'un Anadolu'yla bağlantısını kesince padişah İstanbul'da bir meclis toplamak zorunda kalıyor. O zaman da diyor ki meclisi Ankara toplayalım. Yanındaki herkes İstanbul'a toplayalım diyor. İstanbul'a geliyorlar, padişah bir konuşma bile yapmıyor. Birini okutuyor, huşu içindeler. Yani öteki taraf padişahı gördüm, İstanbul'u gördüm. Yelkenler söylüyor. Evet, yani biraz memur zihniyetindeler. Mesela şöyle söyleyeyim. Mustafa Kemal iki tane şey istedi. İstanbul meclisine, İstanbul'a giden meclise, yani TBMM'den önceki meclise, İstanbul toplan son Osmanlı meclisinde iki tane şey yapın dedi. Bir dedi, beni meclis başkanı seçtirin. Çünkü kendi gitmiyor, tutuklanırım diye, ki dediği doğru. Tutuklanırdı değil ve mi? Diğerleri tutuklandı. İki, işte Rumeli Müdafaa Hukuk Cemiyetleri, hani onun isminde bir grup kurun. Bunlar ne yapıyorlar? Padişah'ın desteklediği birini meclis başkanı seçiyorlar. Bir de padişahın nutku var ya, padişahın okumadığı, gelip okumadığı, başkanı okutmadığı. Oradan Felah-ı Vatan kelimesi alıp grup ismi yapıyorlar. Yani o auraya girince, yani onlardan devrimci olmazmış. O yüzden enteresan. Sorun bu aslında. Enver'den olur. İşlerindeki yegane devrimci Atatürk. İşte orada da şeyi görüyorsun. Enver'den olur. Talat'tan olur. Ama onlar da realist değil. İşte realist bir devrimci olduğu şey. Yani o kadro, İttihat Terakki'nin risk alabilecek kadroları tasfiye olmuş. Çünkü... Ama bir yandan da Enver bekliyor orada. Tabii tabii. Atatürk çuvalla, Mustafa Kemal çuvallasına ben geleyim diye. Tabii tabii, bekliyor. Çünkü zaten şöyle bir şey var. Hatta meşhur bir kitapta da vardı. Enver geleyim diyor, bir karikatür. Arkada dar ağacı. Mustafa Kemal diyor, evet sizin için çok hediyelerimiz var diyor. Yani gelirsen asarım. Hani onun karikatürünü yapmışlar. Osmanlıca bir dergide falan filan. Ya bunda yoğunda kitapların birinde var. Şimdi Sakarya Meydan Muharebesi'ni biz neredeyse Ankara'yı kaybediyorduk. Eğer Ankara'yı kaybetseydik. Ya şöyle şundan korkuyorlar. Trabzon'da Enverciler çok güçlü.
Bir de Enver tek başına değil ki. Enver'in kardeşi var, amcası var. Atatürk de öyle. Fuat Bulya, Nuri Jonker. Hani bunlar akraba. Yani bu askeri okulda da böyle networkler var. Tabii. Sadece tek başlarında değiller. Şimdi Trabzon'a gelse diyor. 500 kişi, 500 askerle gönül toplayarak Ankara'ya gelse ne diyeceksin? Gelme mi diyeceksin? Bir de 1923'ün 21'e kadar, 23 Nisan'dan 21'e kadar asker yok ki. Çerkez etemli iş görmeye. Eşkıyayla kendini savunuyor. Yani bir yıl falan ordu da yok. Dolayısıyla böyle Enver bir şekilde Trabzon'a girebilse, orada zaten taraftarı var. Zaten Atatürk'ü sevmiyorlar o dönemde orada, çünkü ihtiyaççılık çok şey. Yani Enver'i daha çok seviyorlar, öyle söyleyeyim. Bir anda her şey komple gidebilir. Dolayısıyla bir ölüm, bir ya kaç kere attan düşüyor, işte sıkma oluyor. Yani çok farklı olabilirmiş her şey. Ama biliyorsun onu Allah koruyor. Yani bir şey koruyor, Mart mı koruyor artık? Bir şey koruyor onu. Bir şey koruyor, evet. Bir şey koruyor. Bir şey korudu. Özel bir koruması var. Onu zaten her şeyden koruyor, tek kendinden koruyamamışlar tabii ki. İşte o eylem adamları onu şey yapıyor, niye içiyorsun diyorlar, beynimi durduramıyorum diyor. Ona yani böyle şey olur ya, ne bileyim çok çalışan insanlar da emekli olunca falan. Ya Demirel de böyle bir anda çöktü ya siyaseti bırakıyor, sen daha iyi bilirsin. O da çok içerdi. Değil mi? Çünkü habire adrenalin. Ya burada iki dakika konu... Süleyman Bey'i çok içerdi. O da mı? Of. Ve çok sağlam duruyor. Sen de çok çalışkan, çok içiyor musun? Ben çok içmiyorum. Ama mesela Süleyman Bey'le bir gün nerede, bir yerde, Türkmenistan, Özbekistan'da galiba. Gece telefon açtı. Dedi ki Fatih gel biraz sohbet edelim dedi. Odasına gittim. Ona bir daire ayırmışlar orada. Gitti dedi ki bunların müthiş dedi konyağı vardır dedi. Ondan sonra burada konyak olmaz efendim. Yani işte brandisi vardır dedi. Söyledi bir şişe. Getirdiler bir şişe. Bitirdi. İkinci şişeyi açtı. Ben de içtim tabii de. Onun kadar içemedim. Hiç ağzı dolaşmadı. Böyle tıkır 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 yani. İki saatte iki şişe konyak içti neredeyse. Uf. İşte. Ama Atatürk kadar erken ölmedi. Tabii cepheler ayrı bir şey. Ama Atatürk döneminde şöyle bir şey var. Bir kere teşhis koyamıyorlar. Yaşardı. Bir sürü hastalık geçiriyor. Bir sürü hastalık. Bir de onun, bakın şimdi bu kuşak o yüzden çok özel bir kuşak. Sadece Atatürk değil, Mustafa Kemal. Çünkü programda dedim ben başka Mustafa Kemal çıkar mı diye. O zaman dedim ki çıkardı ama benim kastettiğim onu sonra sosyal medyada düşünülen başka değildi. Şunu daha doğrusu şöyle söyleyeyim. Bugün gelse çıkmaz. Şimdi bazı dönemler bazı insanları çıkartıyor. Çıkartıyor. Çünkü iyi eğitim almış. Ama çok önemli bir dönemde. Bunu en zekisi, en yeteneklisi de işte Mustafa Kemal oluyor. Ya da işte ne bileyim Enver Paşa oluyor. Herkes kendi yetine görürsün. Bence Mustafa Kemal hakikaten o anlamda eksepsiyonel biri. İsmet İnönü de öyle, Enver de öyle. Birçok açıdan çok yetenekli olan insanlar. Ya da işte Cavit Bey de diyebilir biri. Fark etmez. Şunun için ama bu adamların ya hayat... Yani sen yönetici yaptın. Yolda öğreniliyor ya böyle şeyler. Şimdi abi ben o sırada doktoramı yaptım zaten. 40 yaşında anlatabildim. Mas çok bir şey. Bu 40 yaşında cumhuriyet kurmuş. Niye? Aynen. 20 bunlar 1908. Enver Paşa 41 yaşında ölmüş. Yani 40 ama tamam da 27 yaşında bunlar bir meşruiyet ilan ettirmişler. Aynen. Sonra gittikleri yere bakalım. Picardy'ye gider. Fransızlarla şey izler. Sofya'ya gider. Elçilik yapar. Trablus'un çölünde savaşır. Ondan sonra yok işte gider Doğu Anadolu'da. Çok hızlı pişiyorlar. Çok hızlı pişiyorlar. Az zamanda çok şey. Yani öyle bir tecrübe şey var kalmıyor ki. Biz de internetten KK istifa et falan yazıyoruz. Yani genç olan 40 yaşında onu yapıyorsun. Senin gözü öyle abi. Adamlar iki abi yalan mı? Adamlar iki telgrafla Abdülhamit'i düşürdü. Biz, yok üçü bitti bitle. Kemal Kılıçdaroğlu'nu düşüremedik yani. Öyle yani. Siktir et Kars'a görüm. Ya, ama yani ne öyle değil mi? Ama hakikaten öyle. O doğru, şeyi doğru. Orada öğreniyor adam. Abi benim bak yani Mustafa Kemal yaşım aynı şey şöyle oluyor. Mesela Venedik Arşivi ve Trablus Savaşı. Ama aynı mı şimdi tecrübe yani? Bir sürü insan için de öyle. 29 yaşında ne yaptınız? İşte efendim ne diyebilirsin? İşte staj yapıyordum. 30 yaşında ne yaptım? İşte bedellimi yaptım. Yani hayat seni oraya getiriyor. Bunların hayat da önüne çok... Güzel şeyler çıkarmış, imkanlar 29 çıkarmış. 29 yaşında galiba Güneş Gazetesi'nin yönetim kurulu başkanı. Onu eğer seni Sokrates'teki programı açarsam soracağım. Çünkü hakikaten Türkiye'de genelde iş adamları şeylerini yazıyor, ana kitaplarını. Fakat ya onları başkasına yazıyor, hiç güzel olmuyor. Ya böyle özellikle genç başarmış insanlar. Abi yazsanıza bunları. Şimdi mesela o yüzden mesela ben genç... Mesela ben hiç 91'e 92'de sen spor köşesi ben yapıyorum. Değil mi? Cumhuriyet'te mi? 80'lerin başında o. Cumhuriyet'te ne zamandın sen? 86. 82-86. 60'lı mısın sen? Ne kadar ki? 2'liyim.
62'li. Abi sen zaten 18 yaşında çalışmaya başlamışsın. Ben 18 yaşında gamer'dım yani. Aslında senin işte başka bir jeneral. Yani nasıl oluyor? 29 yaşında nasıl bir şeyin başına geçin? Niye seni geçiriyorlar? Niye geçiriyorlar? Bunları mesela insanlar şimdi hiçbir zaman yani böyle zenginler iş adamları falan filan yazıyor. Onlar da yazdıklarında anlıyorsun olmadığını. Çok enteresan. Evet, bazıları hayat denk getiriyor ya da işte bazen fazla... Atatürk'e de bir öyle denk getiriyor. Herkese devlet... Ama o dönem denk getirme dönemi. Evet, denk getirme dönemi. Bir de peki, inanılmaz değişiyor. 100 kişi var. 100 kişi var mı hakikaten Cumhuriyet'te o kadar önem taşıyor? Var. Bir de çok... Ya şimdi Cumhuriyet'te önemli. Biz bir kere o kitapta sadece... Yani kırmızı kitapta isimlerde... Bunda da mesela... Cumhuriyet'in 100 ismi. Bunda da mesela şey var. Olimpiyatlara katılmamız var. Çünkü olimpiyatlara katılıyoruz. Adamın biri orada o kadar şey ki bir tane yeni şey makine görüyor. O kadar fakiriz ki bu işlerde. Adam makine denerken sakatlanıyor. Yarışmaya katılamıyor. O şeyle hani... Yani bize şey bile yok. Antrenman ayetleri bile yok. Sonra Harrington kupası. Bu arada kitapta 3-4... Fener içeri olup hiç Galatasaray içeri olmaması biraz taraflı olmuş olabilir. Ama futbol falan da var içinde yani. Harrington Kupası'nın önemli mi? Yani moral olarak önemli. Yani 100 gün içinde o anki İstanbul halkı için önemli ama başka bir de önemli değil diyebilir yani sonuçta. Ama ben hep öyle şeylere pozitif diskriminasyon yaptım. Sadece Fener için oldu diye. Yani spor, ne bileyim işte Kadınlar Halk Fırkası'nın kuruluşu. Mesela ona da bazıları diyor ki siz maç yaparken biz silah kaçırdık diyorlar mesela. Yani... Kim ondan Fenerler Fenerleri mi diyor? Nasıl Galatasaray Fenerleri. Abi nereden kaçırıyorsun? Galatasaray'dan bir yere kaçırır. Moda da yani Anadolu eksinde olman lazım ya. Daha mantıklı. Tekneleri yükleyip kaçırır diyorlar. Şehitlerin isimlerini yazıyorlar. Galatasaray şehitlerini falan. Yine herkes bir şey yapmış. Neyse. İyi, tamam. Cumhuriyeti hep beraber kurduk. İşin şakası ben hayır. O tip isimlerde de sanat, kültür alanında, gazete alanında yani sadece böyle ya bir mesela Atatürk sadece düşün, savaş ve muharebe olmasın. Oradaki Atatürk'ten sonra ikinci diye kimi koyarsın mesela? Bir önem sırası yapsan. Çünkü kitapta öyle bir sıralama yapmamışsın. Ya kitapta da şöyle bir sıralama yaptım. Mustafa Kemal, Enver şey diye, Talat diye açtım. Evet. Yani onlar olabilecek. Pardon, Talat dedim. Kazım Karabekir diye açtım. Yani mesela İsmet İnönü çok geride geliyor. Önem sıralaması değil ama yani bence kilit insanlar mesela Enver de kilit bir insan. Olmayarak kilit bir insan. Mesela Vahdettin de kilit bir insan. Şöyle o kadar hata yapıyor ki hatalarıyla kilit bir insan. Enver ben, niye kilit bir insan? Çünkü olaylar başka türlü gelişebilirdi. Enver başa geçebilirdi yani. Ve onun mirası üzerinden ve Enver'in de adamları var. Yani onu da unutmayalım. Yani Atatürk'ün çalıştığı bir sürü insan bunlar. Enver'de çalışıyor. Ya bunların arasında çok şimdi bizim Omnibus'ta da bölüm yapacağım. Mustafa Kemal ile Enver'in ilişkisi çok garip. Ya böyle bir şey olabilir mi? Mustafa Kemal Kolordu komutanı İstanbul'a gelmiş. İşte biri geliyor, bu paşalardan biri geliyor ki darbe yapacağız. Enver'e karşı seni geçireceğiz. Bu ses etmiyor. Talat Paşa'ya söylüyor. Bak Enver'e, Talat'a karşı darbe yapacağız Enver'le diye. Talat Paşa da Enver Paşa'ya bunu söylüyor. Bak seni ispiyonda diye. Enver'le bunlar kavga ediyorlar. Enver Paşa bunu yalısına çağırıyor. Mustafa Kemal gidiyor, silahını alacaklar, vermiyor silahını. Vuracaksınız beni diye. Ve ölene kadar da evinde, o gün beni vuracaklar. Yani Türkiye'nin harbiye nazırı Kolordu komutanının evinde vurabilir. Şimdi, ama işte ihtiyaççılık öyle bir şey. İhtiyaççılık öyle bir şey. Ki bu 90'larda falan da böyle mesela şeyler oluyordu ya. Yani o işte o zihniyetin gelmesiydi ama. Bir şekilde o yaşadı belli yerler. O zihniyetin son temsilcisi şeydi zaten, Celal Bayar. Yani evet. Hayır, ama sadece de o bazen yani o siyasetle silah şöllüğün bir arada olması... Türkiye'de bayağı uzun sürdü yani aslında ötesinde de oldu sürdü. Mu dersin? Sürdü mü? Bence sürdü abi 90'ları düşün. Yani bir şey oldu. Şimdi mesela burada bazı isimler var. Bunları... Ya mecliste 3 kişi vuruyorlar daha bu Cumhuriyet döneminde yani şimdi. Ya yakında da yani bizim modern zamanlarda 87'de mi 90'da? Evet. Şimdi bunun içerisinde mesela aslında Cumhuriyet karşıtı olduğunu düşündüğümüz insanlar tabii. Çok var. Onlar da şey. Onlar ne açıdan önemli? Onlar da önemli onlar? Hataları yani mesela işte Damat Ferit en başında. Yani bu çok önemli bir figürdür. Ya da Çerkez zaten ilk başta o taraf ama sonra öteki tarafa geçiyor. Ama o da önemli. O da mesela o da ilk onda var. Çünkü o da olası liderlerden biri. Türkiye çok köklü devlet geleneğine sahip olduğu için bir gerillalı onun başına geçmesi olası değil ama bir yani şeyde de Çin'de de oldu bir şekilde. Hani kriz daha da büyüse olabilir. Küba'da oldu. Küba ufak da hani Çin koca. Hani devleti olan bir ama nasıl geçti? Japonlar işgal etti. Yoksa Kuomintanklar onları tabii postalamışlardı. Yani o da olabilir. Dolayısıyla böyle Damat Ferit'in de ben önemli figür olduğunu biliyorum. Yeteneksizliği hakikaten çok kötü bir devlet adamı. Yani bu olacak bir şey değil. Bu kadar yani Vahdettin'in mesela en azından ayak oyunlarıyla falan o işlere kabiliyeti var. Ama hakikaten Damat Ferit Paşa'yla falan olacak. Ya bir de bir şey de... insanlar ne çekiyorsa damatlardan çekiyorlar. Yani. Evet evet olabilir. Damattan evet. Yani düşününce Osmanlı'da da bizde de yakın zamana kadar. Hep bir damat vardır yani.
Şerşe Nefam derler bize, şerşe damat var yani. Damadı arayın yani. İşte bilmiyorum yani. Benim de kızım var, senin de kızım var. İnşallah biz de yarın öbür gün damatla burada program yapar da. Çünkü ben ekranda ne dediysem hepsi başıma geldi yani. Sende bir uğursuzluk var zaten. Evet evet, bende uğursuzluk var. Kimin programına gitsen o program... Ahmet Yeşiltepe'nin NTV Tarih programı çok güzel bir programdı. O sunuyordu o zaman. Biz çıktık, sonra Gezi oldu, program bitti. Senin programa son konuk. Çıktım daha önce ama en güzel program sondu. Abi son konuk. Koray Seyren'de program yapıyordu. Beni çağırdı. Dedim ki şu tarihe hemen çağırma. İşte dördüncü program. Abi ertesi gün aramışlar senin programı. Sen, hocam gelmesen falan dedi. Gittim yere enerjiyi emiyorum yani burada. olacak gibi değil. İnşallah sana uğursuz gelmem. Bizi kovacak kimse kalmadı. Artık program bizden başı yerin kaldıramaz herhalde. Var mı böyle bir ihtimal? Yok. Bu YouTube öyle değildir arkadaşlar. 3-4 tane kanal batırdık, ikiye böldük biz. Belli olmaz. Yarın öbür gün bakmışsın. Sen hakikaten Flu TV'den ayrıldın. Tabii tabii. Kurdun sonra ayrıldın orada. Flu TV, ya o şöyle, yani ayrıldık, geçinemedik ama çok güzel işler yapıyor. Destekliyorum da yani. Ben öyle biz kavgalı ayrılmadık. Ondan önce de İstanbul Film Akademisi vardı. O ikiye bölünüp Flu olmuştu. Bengü'de iki oraya gitmiş. Sonra ben de Mustafa geldik. Sonra Bengü'yle ben Omnibus'u kurduk. Cumhuriyet'e dönelim istersen. Yani aslında o dönemin şeyine de benziyor. Sürekli onlar da böyle ihtiyaçlar da içlerinden bir kapsül gibi ikiye bölünüş yatıyorlar ya. Atatürk'ün de hikayesi aslında. İhtiyaç önce ikiye bölünüyor. Bir daha ikiye bölünüyor. Ondan sonra işte ne bileyim Enver'in bazılarını Atatürk kendi arasına alıyor. Sonuçta 1926 İzmir mahkemelerinde hiç okudum mu mahkeme? Yani böyle mahkeme olmaz. Suikast mahkemesi. Adamlara soru kim mesela geçen gün şey olmuş. Doktor Nazım Fenerbahçe Kulübü Başkanı. Bir baksınlar Doktor Nazım'a ne suçlamalar şey yapılmış. Suikastla ilgili bir şey söylemiyorlar ki. O şey niye gitti? Niye muhalefet partisine desteklediniz? Muhalefet yapılacaksa biz yaparız. Yani o suikast, İzmir suikast davaları Mustafa Kemal'e suikast girişimi olmuştur. Ama onunla beraber diğer yargılanan ihtiyaççılar. Sen niye muhalifsin? Neden ihtiyaççılık yaptın? Memleketi niye yıktınız suçlamalarıyla asılmışlardır. Dolayısıyla yani inanılmaz bir... Ama bir kuruluş dönemi bu. Vallahi ona bakarsan çok yumuşak. Yani bir Stalin'e bakın tabii. Aynen. Yani diğer bütün kuruluş dönemlerine göre yani Fransa'ya da göre yumuşak, Rusya'ya göre yumuşak. Ben bu yani Fransız ihtilali mesela şöyle söyleyeyim. Fransız ihtilalinde her 3 ayda, 6 ayda bir bak Fransız ihtilaliyle ilgili böyle bir yerden bir her okuduğunda unuttuğunu fark ediyorsun. Bir o geliyor, 3 ay sonra o geliyor, onu kesiyor, bu onu kesiyor, onu ikiye bölüyor. Genel Jacobenler, ondan önce Girondinlerle birler, ondan sonra işte Montagnarlar. Dediğim gibi ve ölesiye kan akıyor. Ölü oluk gibi kan akıyor. Ve 1917'de 17, 18, 19 Rusyaların ay 100 yıl geçmiş gibi. O kadar hızlı değişiyor. Şimdi mesela Atatürk diyor ki şeyin sürdü. Ne denir? Padişah ailesini, Osmanlı ailesini sürgüne yolladı diyorlar. Ya Abdülhamit kardeşim Rusya'da Romanovları yok ediyorlar ya. Başka türlü olmazmış. Bakın Kurtuluş Savaşı İstanbul kurtarılıyor. İstanbul'u almak için yani isimde teslim var. Refet Paşa geliyor. Geliyor halifeye at. Konya isimli bir at hediye ediyor. Padişahı görünce kafaları atıyor. O sembolizmi yenemiyor. Ancak çok büyük adamlar kendilerini böyle şartlı reflekslere bağlamış sembolizmleri yenebilirler. Bugün de öyledir. Kendi şartlarının dışında düşünen, diyelim bugün bankanın finans çok hakim olduğu bir yerde mesela onun dışında bir şey söyleyebilen, bugün mesela atıyorum kendi içinden çıktığı meslek grubunu şaşırtabilecek bir şey söyleyen, değişik oyunu bozabilecek şeyler çok azdır. Diğerleri mesela bir adam askerdir. Emre alışmışsa 75 yaşına kadar emri. Onun için de o zordur. Mustafa Kemal o böyle padişahmış, işte şeymiş, Osmanlı hanedanıymış. Bunların büyüsüne kapılmıyor. Ama diğerleri kapıldığı yerde ama çok azdır böyle adam. Enver de ezilmiyor mesela. O da ezilecek. Enver zaten aileye girmiş vaziyette. Tabii ama işte onda yani o da mesela Talat da o tayfa ama Kazım Karabekir eziliyor. Ya yani Rauf Orbay diyor ki saltanatın kaldırılması mı ya da hilafet o zaman saltanatın kaldırılmasına evet oy veriyor ama karşı aslında. Benim diyor babam padişahın ekmeğini yedi diyor. Bize ne bu ki bundan ya şimdi? Ya devlet ya kafa anlatabildim mi? Ya orada bir devlet adamı yok yani. Mevzu bu mu ya? Zaten o yüzden Rauf'la da arası bozuluyor. Tabii yani ya onlarda o liderlik vasfı zaten yok. Zaten Rauf başbakanken İsmet Paşa'ya darılıp gidiyor. Bütün meydanı boş bırakıyorlar. Dolayısıyla Mustafa Kemal hakikaten doğal bir lider olarak ama bir ters durumda yanlış politikalar uygulanmasa yanlış ya da işte İngilizler ya da Vahdettin bu kadar saçma şey yapmasa belki o zaman tabii ülke kalacaktı. Yani biz aslında Türkiye'yi Mondros'ta koruyabilirdik. Yani Yunanlıları İzmir'i vermek mesela İngilizlerin çok ütopik bir projesi. Bunu tutacağını düşünmüş olmaları bile. Yani Vahdettin böyle oynamasa Kurtuluş Savaşı'na gerek kalmaya da bilirdi. Taviz vermesine Vahdettin gerek. Vahdettin İngilizlere bu denli teslim olmasa
biraz bir dakika ya bir anlaşma var diyebilme yeteneğine, kudretine sahip olsa. Normal. Hayır ya, direniş var zaten, direnmeyin diyorlar. Zorla İzmir'de direnecekler. Yani Yunanların öyle bir ordusu, askeri yok. Ve ne kadar savaşamadıklarını 30 Ağustos'ta biz yani ne kadar daha hem asker kalitesi, hem cesaret, hem de subay kalitesi olarak Yunanlardan tabii falan çok üstünüz. 8 sene bu insanlar her yerde tecrübe edinmiş. Her şeyden çölde savaşmış, dağda savaşmış, kışta savaşmış, Galicia'ya gitmiş, Yemen'e gitmiş, Libya'ya gitmiş, Sarıkamış'a gitmiş, donmuş. Frostbite'den kaç kişi öldü, elleri parmakları kopmuş. Yani halk da bunu görmüş. O yabanı falan, Zeytin Dağı'nı Rıfkı'da okurlarsa görecekler. Yani o muhteşem bir kitap. Dolayısıyla yani böyle bir ortamda o Yunan askeri, Yunan subayı, öyle bir şey arkasında İngiltere olmasa zaten İngiltere biraz çekilince patlıyor. Zaten Yunan İzmir'e çıkamaz. Nereden çıktı o? Yani o tip şeyler bir Kurtuluş Savaşı'nı çok mümkün kıldı ve Mustafa Kemal de ilk başta zaten ilk yapmaya çalıştı sadrazamı belirlemek. Bu adam Fahri Yaver Vahdettin'in. Ve beni Harbiye Nazırı yapın diyor. Yani ilk İstanbul'da örgütlemeye çalışıyor. Bakıyor ki bunlar oho. Yani bir de şey falan diyorlar ya, yok işte Vahdettin yollamış devlet. Devlet operasyonu Murat Bardakçı'nın. Murat Bardakçı yazarken öyle demiyor ama. Evet. Yani onu anlamıyor. O doğru diyor onu dedi. Orada devlet, tabii ki devlet operasyonu. Yani onlar bir devletin içinde ama Vahdettin'in. Ama derin devlet operasyonu. Vahdettin operasyonu. O da öyle demiyor ama. O derin Osmanlı operasyonu. Ama o öyle demiyor zaten. O, oradan öyle anlamak isteyen öyle anladılar. Evet. Bir kısım, yani bir kısım. Kitabını da ben ilk kitabını da okudum. Orada öyle sosyal medyada kendi cevap verme durumu olmadığı için düzeltiremedi ama doğru o. Evet, bir devlet operasyonu. O adamlar devletin içinden çıkar insanlar. Bir grup asker. Evet. Bir grup ihtiyaççılar. Bir grup asker bakıyorlar ki Vahdettin'den bir iş çıkmayacak. Kendileri bir örgütlenme yaparak vatanı kurtarmak için. Yerelde de ayan da bunlarla işliyor. Evet, bir kısım ayan da. Bununla ilgili bir politbüro kuruyorlar kendi aralarında ve başına da diyorlar ki içimizde en yetenekli, en akıllı, en atılgan, bu askerlik işini en iyi bilen Mustafa Kemal'dir, liderlik vasfıdır. Ve Mustafa Kemal'i öne çıkıyor. Bu örgüt zaten var. Var. Çünkü Balkan Savaşları sırasında zaten İstanbul düşerse falan diye Ankara, Anadolu'ya çekilme planları falan da yapılmış. İkinci olarak zaten ihtiyaççılar oralardalar. Zaten şeyi de biliyorlar. Yani mesela Enver'i kaybedersek yerine kimi getirir deyince akla 1917'de Mustafa Kemal geliyor. O zaman da Mustafa Kemal gelmiş mi? Tabii canım, çok Mustafa Kemal çok prestijli. Zaten Enver'in eksiği o. Enver'in bir Çanakkale'si olsaydı diktatör olurdu. Yani padişahın da ama şey... Ama şimdi Atatürk, Mustafa Kemal Çanakkale'de komutan değil. Çok daha düşük. Niye bu kadar parlıyor? Ama işte tam doğru yerde doğru şey olup o yani savunmayı falan tamamen onun yönetmesi. Ya bu fark ediliyor o zaman. Fark ediliyor. Hatta önüne geçmeye çalışıyor. Harp mecbasını kapağından alıyor falan ama biliniyor. Biliniyor. Bir de bilinsin diye 1918'de zaten Ruşen Eşref'e inaydına bir şey veriyor. Evet. Komutanın asbağı falan. İşte biraz o beraber dergi şey gazete çıkarıyorlar. Onu da duyuruyor ama biliniyor. Çok saygı gören biri. Bir de komutanlar bile halk zaten biliyordu. Bir de bak şimdi bugün anlamıyoruz. Halk öyle bir halk değil abi. 192 köyde onlar çok önemli olmuyor. Halk dediğin okuyan halk. Bugünkü şehirler gibi değil. Bak bugün çok değişik bir şey var. Tabii. Ya şimdi 60'lardan film izliyorum. Buraya gelmedim. Mesela Antonio'nun Blow Up'u. Abi sanat filmi onu Pink Floyd'un albümleri. 60'larda da böyleydi. Eskiden şehirler çok bilinçliydi. Dünyanın en çok satan albümü Psychedelic Rock sanat eseriydi yani. Böyle Britney Spears'iydi. Böyle köylü kitleler akıp bilinçsiz topluluklara biz siyasi öge demiyordu. Kent kenti ve kent siyasi medeniydi. Political nation denen siyasi millet, yani siyasi bilinci olan insanlar çok eğitimlilerdi. Dolayısıyla orada köyde ne deniyor bilmiyorum ama okumuş adam, gazete takip eden adam Mustafa Kemal'i biliyordu. O sonradan bir ara böyle şeyde çıkarıyor, Kazım Kerbek'e yerine koymak için Mustafa Kemal sonradan Çanakkale'deki şeyler abartıldı falan diyor. Yok öyle bir şey. Yok öyle bir şey. Çarpar adam Allah. Yani öyle yani yok, hakkını vermek lazım. Yok. Zaten zaten bugün mesela Mustafa Kemal'e sövenler diyeceğim. O gün köyde olanlar. Muhtemelen. Yani kentte bu olay yaşanıyor. Çok kentli de var. Çok kentliyse var. Bir de çok ha, bir de saray eşrafı. Saray eşrafı değil, İstanbul'un neredeyse İstanbul önemli bir. Zaten o yüzden İstanbul'a gelmiyoruz. Evet. Yani çünkü onlar saraydan besleniyor. Yani bugün olsa bilmiyorum, sen İstanbul basını olsan olmazdın ama bir sürü insan da mecburen İstanbul basını. İstanbul'un önde gelen aile. O yüzden 27'ye kadar gelmiyoruz yani buraya. Tabii 27'ye kadar gelmiyor, hatta geliyor, içinden geçiyor. Yani içinden geçiyor derken gemiyle Karadeniz'e çıkıyor. Uğramıyor. Uğradığında da nasıl şey yapıyorlar? Nasıl böyle Fahri şeyler yalakalık yapıyorlar yani mecburen. Dolayısıyla çok şey. Bir de bu çok çok iyi bir diplomat.
Ya mesela İzmir'e gidiyor muhteşem. Mesela o da öyle değil mi? İzmir'i cezalandırıyor öyle. Şey İstanbul'a da gelmeyerek falan. İzmir'e gidiyor. Şimdi bu da genelde bilinmez. Biz İzmir'i aldığımızda İngilizlerle aramızda hala bir ateşkes vardı. Resmi savaş yoktu. Ama orada şey var, düşman gemisi var. Hemen amiral yolluyor. Biz ne yapacağız diyor. Hemen çıkın diyor. Savaş halindeyiz diyor. Vallahi diyor, ne yapıyorsun burada savaş halindeysek diyor. Senin ne işin var burada diyor. Ya çıkarsınız ya da diyor savaş açarım. Yanındakiler diyor yapma etme. Zaten bu büyük adamların yanında. Ya arkadaş, bu böyle korku filmlerinde olur ya, bir tane bir süre kız çıkar, bir daha söyler çıkar, hala annesi inanmaz. Ya belli ki adam belli şeyleri sizden daha iyi görüyor. Ve risk aldığı riskleri tutmuş. Sabah çıkarsana ya yanında bu böyle risk ivers, risk almayalımcılar. Ya biz daha yani 30 Ağustos'tan üstünden 10 gün geçmiş ya, bir şey olmaz. Mustafa Kemal de öyle diyor ya, bir şey olmaz. Giderler evet. Hakikaten gidiyorlar. Geldikleri gibi giderlerin İzmir versin. İzmir versin. Ama o yanındaki adam bitmiyor. İdari, bu tip adamları idareyi maslahatçılar bitirir. Zaten de öyle bitti. Gene bir de yani ne bileyim işte onunla beraber yiyenler içenler, Dolmabahçe şey yapanlar devletin ters tarafında kalıyor ya, İsmet İnönü yönetiyor. Öteki tarafta daha hani başka işlere hapsediyorlar, işte o ışık masasında falan filan ölüyor. Yani oradaki o hareketsizlikten yani adamın hastalığın şeyi bile fark edilememiş yıllarda. Belki de bilerek fark edilmedi. Hı? Belki de bilerek fark edilmedi. Sen bu ajanları da bilirsin. Var mı da acaba ajanlar? Ya sen bir tane var İranlı ajan Ankara'da. Hint. Onu şey İngilizler yollamış, onu asıyorlar. Peki şeyde ne nedir? Lozan'da bir İngiliz ajanı var. Türkiye yetimli. Kim olduğu bilinmiyor. Kim sence? Kim? Ben de bilmiyorum. Ama Lozan'da ajana gerek yok ki abi. Bizim telgrafları görüyor adamlar. Yani telgraf yolluyoruz ya Lozan'a. Yok ama heyetteki adamımız diye İngiliz kayıtlarında var. İlginç orası. Onu ben geçelim bu kitabı. Şeyde ama Lozan'da bir ilginç bir şey var. İki tane hat var. Biri Fransa'nın da, biri İngiliz'in de. Şey İsmet'in... Cumhuriyet'in 100 günü. Cumhuriyet'in 100 günü. İşte o süreci anlatıyor. Nasıl sıkıştın 100 güne bunu? 100 gün bir şey. 100 ayrı gün seçtim ya. 100 yani ardı yok. Çocuğum da 1908'den aldım. Hatta Mustafa Kemal'in kurmay yılbaşı çıkışından aldım ama aslında 1908'den başlayan bir devrim. 2-3 tane şey var. Birincisi 1908'de ilk devrim, yani devrim, Cumhuriyet devrimi öncesi 1908'de bir devrim var. Ama daha öncesinde başlıyorsun kitapta. İşte yani İttihat Terakki'nin iş kuruluşu falan ama onlar 2-3 tane. Esas şey, yani esas 1908-1927 arası. 27 önemli çünkü artık 1927'de şey yapılacak. 1927'de nutuk okunduğunda artık Mustafa Kemal kendi inkılaplarına engel olabilecek diğer faktörleri elemiş olacak. 1908 niye önemli? Abdülhamit'in düşürülmesi ya da en azından ilk başta düşürülmesi de Abdülhamit ikinci başta ilan edilmesiyle bir anda siyasi olanaklar artıyor abi. O da olabilir, bu da olabilir. İşte oradan çeşitlidir. Zaten Türkiye'nin siyasetlerine bak öyle değil midir? Yani iktidarlar değişirken böyle mesela basın konuşabilir. 50-53, bir ara 2002-2007. Öyle her zaman konuşur. Sonradan hep tek düzeleşir. O güçlü iktidarın yıkılması bir alttan rejüvenasyon, böyle bir güçlülük getiriyor. O yüzden önemli. Ben ama ondan sonra kırılma noktalar ama savaşları falan mesela 15-20 tanedir onlar, büyük siyasalar. Daha şeyler yani içinde ne bileyim dediğim gibi kültürel şeyler de var. Çünkü Cumhuriyet'i biz şimdi diyoruz ki Cumhuriyet bir kültür meselesi değil mi? Hep savaşını biliyoruz biz bunun. Yani tabii mesela şey de resim dayın çıkışı da var yani. 27'nin üzerine oturayım kadro dergisini de alırım. Cumhuriyet böyle şeyler. Çünkü savaşlar kazanılır yani. Kaç tane savaş kazanırsın ki? 5 tane, 10 tane, tamam 100 tane ne yapacaksın? Onları dışında başka şeyler de çok önemli. Dediğim gibi kültürel olaylar da önemli. Daha geniş almak istedim. Ve Türkiye'de bence öyle tartışılmalı. Öteki taraflar tartışılmıyor. Ve orada nasıl parça parça oyun planının değiştiğini 3-4 parçada gösterdim. Yani ilk başta tek başına 10 kişiyle Samsun'a çıkmış bir adamsın. Böyle konsensüsle yönetmen lazım. Sonra Ankara'da yalnız bir adamsın. İstanbul'da çünkü meclis var. Seni orada bırakmışlar. Sonra ilk meclis toplanıyor. Çetecilerle iş yapıyorsun. Sonra ordu kuruyorsun. Sonra başkomutan oluyorsun. En yakınlarına güvenemiyorsun. Güvenemiyorsun. Teker teker böyle kapsülden Fransız İhtilali'nde de çok vardır böyle. Pıt pıt pıt. Beraber yola çıktı. İşte ilk meclise bak bir sürü şey var yani. Daha mesela halk daha çok temsil edilir ilk meclise. Niye? Çünkü ilk meclisi zaten tamamen halkı mobilize etmen lazım. Kim varsa onunla yapıyorsun. Ama sonra yavaş yavaş asker, bürokratik şey kendi şeyini ele geçiriyor. Ve o anlamda o 100 gün içinde, 100 nokta içinde araları da bağlıyorsun tabii. Sadece askeri değil, siyasi, kültürel, sadece askeri ve siyasi, kültürel ve şey anlamda da bir noktaya getirmeye çalıştım. İttihatçılık üzerinden, ittihatçılığı da anlattım mesela. Babali baskın da var yani. Şimdi İttihatçılık ve cumhuriyetçilik aynı şey mi? Değil bence. Değil. Çünkü
İttihatçılık çok daha... İttihatçılığın niyeti ne? Ben bunca yıldır, yani Erol Şadi ile de bu işi çok konuşuyorum. İttihatçılık aslında ne istiyor İttihatçılık? İttihatçılık devlet kurtarmak istiyor. Devlet kurtarmak için yani birçok fikir var kafalarında. Hemen modernleştirmek istiyor. Ve üniter pozitivist bir devlet yaratmak istiyor aslında. O yüzden de mesela savaşın sonundaki Türkiye daha üniter olabildi. O anlamda başarılı oldu. Çünkü şu var, Osmanlı İmparatorluğu büyük ama... Balkanlar'da var. Mesela İttihatçıların bir sürü reformu aslında haklar da verdi. Azınlıklara haklar da verildi. Ama azınlıklar istemedi. Niye? Azınlıkların başında çünkü kendi papazı var. Adamın işine gelmiyor. Yani bir vatandaş modelli bir modern devlet yaratıp askeriyi modernleştirip idareyi modernleştirip bu kurtarmak istiyor. Orada da köhne olduğuna inandı. Birçok şey var. Bu ekonomik sistemin de köhne olduğunu düşünüyor. Liberalleştirmeye çalışıyor. Saltanatın da köhne olduğunu düşünüyor. Pasifize etmeye çalışıyor. Sonra da kaldırıldı. Ama o şey Birinci Dünya Savaşı'yla kesilmeseydi nereye gideceğini görmek isterdim. Yani en büyük şey oldu. Biz Birinci Dünya Savaşı mı kesmiştir o Mahmut'la başlayan dönemi? Bize faturası sandığımızdan çok daha büyük. 1910'ların Osmanlısı keşke 1914 yani çok pahalıya patladı bu ülkeye. İnanılmaz. O kadar adam kaybedildi, o kadar zaman kaybedildi. Niye? Yani daha öncesi zaten Osmanlı çok sorun yaşamıyordu. Yani Balkan Harbi... Hatta Kırım'dan başlayıp sonra Balkan Harbi, doğru ama, Balkan isyanları... Işte doğru ama işte bu adamları da yetiştirebilmiş. Onları Cumhuriyet, yani Mustafa Kemal'i de yetiştirebilmiş. Okulları da çıkarabilmiş. Hayır, şu açıdan söyleyeyim. Kadınlara üniversite açabilmiş yani. Hayır, az bir şey mi? Sen diyorsun ya işte memleketi kurtarmak. Şimdi bugün baktığın zaman, bugün ortaya koyulan tablo şöyle bir tablo. Şahane bir Osmanlı vardı. Her şey çok yolundaydı. Hatta başında da öyle bir sultan vardı ki muazzamdı. Her şeye hakimdi. Neredeyse Allah'ın yeryüzündeki gölgesi gibiydi falan. Ama bir grup adam çıktılar. Bunlar imparatorluğa ihanet ettiler, yıktılar. Ve bunlar bir cumhuriyet kurdular. Oysa Osmanlı muazzamdı. Muazzam mıydı Osmanlı? Yani değildi tabii ki. Bunu artık zaten bunu kendi... Hala buna inanan bir grup dangalak var memlekette ama. Vallahi şimdi inanmak istemeyene, yani dinlemek istemeyene bir şey anlatamam ben. Şöyle, Osmanlı'nın güzel günleri vardır, kötü günleri vardır. Bu arada söyleyeyim, yani Osmanlı en gününde bile bir sürü problem vardı. Böyle genel şeyler, ya Fenerbahçe Galatasaray gibi düşün. Fenerbahçe Galatasaray her sezon mu iyi? Ama çok kötü bir 100 yıl geçirmişti Osmanlı. Bakın, orada da haksızlık etmeyelim. Osmanlı da bunun içinde İran'la, Mısır'la, Hindistan'la, Çin'le karşılaştığında oradan da fena çıkmamıştır. Yani habire savaş kaybetmek zorunda kalan, çünkü daha teknolojik ve kapitalist anlamda da kendinden daha güçlü ülkelere karşı yenilen ve dönemin milli devletine, yani vatandaş yaratabilen devletine de geçmekte çok zorlanan haklı olarak. Fransız Hitler'in hissiyatı henüz hissedememiş. Edemezsin ki. Yani bir sürü problemin var. Sanayileşemiyorsun. Senin ülken bir de söylemiyorlar. Anadolu çok bereketli falan değil. Felaket bir Anadolu. Ya 1920'de Osmanlı nüfusu 13 milyon, 15 milyon olsun 1914'te, Almanya 62 milyon. Türkiye Cumhuriyet'te çok büyük iş başarmıştır. Geldiği yer çünkü yani çok. Ya Sivas'ın doğusuna 1930'da gitti tren. Halep tren yoktu ya. Böyle Suriye'ye ineceksin. Adana'da bir yerde iniyorsun mesela. Toroslara geçiyorsun. Bir daha biniyorsun. Halep'te bir daha öyle. Tam tren hattı yok muydu? İşte kesiliyor ama arada. Orada bilmem ne var. Burası bozuluyor. İşte belli yerleri geçemiyor falan. Senin tren yolun yok. 1850'de halletmiş İngiltere o işi. Senin işte şeyin yok. Ya vapura bineceksin. Vapura İnebolu'ya çıkacaklar. Kurtuluş Savaşı'na katılacak. İtalyan Şilebi'ne falan biniyor. Senin son 200 yılında Selanik, İstanbul, Kahire arası taşımacılığını bile yabancılar ele geçirmiş. Çünkü daha efektif. Yani bugün de işte yabancı hava yollarıyla o uçuyorsan aynı şey ya, onun gibi düşünelim. Ama yani zaten... Ama artık o dönem iç hat uçuşlarını da yabancılar... Tabii yani olabilir. Uçak olsa diye. Bugün de olabilir. Ama bu ilk defa oluyordu o dönem. Yani kapitalizmin öyle bir döneminde. Senin çok problemler. Bu problemleri bazısı çözülmek için... Kapitülasyonlar var. Vergi toplamıyorsun. Yabancılardan vergi alıyorsun. Ya sen iflas etmişsin. İflas etmişsin. Vergini başka adama topluyor. Başka adamlar topluyor. Kuralları ve vergi oranlarını onlar belirliyor. Yasalarını onlar çıkartıyor. Tabii yani bu böyle bir şey. Fakat buna da rağmen bazı... İttihatçılar buna karşın olur. Buna karşı ya bir jenerasyon mesele. Nesil bunlar genç. Jöntür. Yani onların bir sonrası da aslında. Yani o ilk kuşaktan da. Bunlar askeriye de özellikle iyi örgütlenmişler. Daha gençler ve bir kriz anı. Bak o da doğru. Kriz anlarında değişiyor Türkiye'dekiler. Dış konjonktürsüz kolay kolay bize iktidar değişmiyor yani. Dışarıda bir şey olunca, dışarıda kriz, Makedonya'da kriz patlayınca Abdülhamit artık anlıyorlar ki tutamayacak Balkanları. Abdülhamit'i deviriyorlar. Ondan sonra arkalarından mesela Aykut Kansu buna bir devrim der. Sosyal bir devrim de geliyor. Yani sadece asker değil bunlar.
ayan işte ne bileyim yeni tanıtma şansı geldi zaten. Onun dışında bir de mesela yerel ayanlar da var. Mesela kapitalist sistemi, bankerler bilmem hepsi içine giriyor. Çünkü şey de yok. Bankerler Türk değil zaten. O anlamda fark etmez. İhtilal çerçevesinde hepsi Türk değil. İlk başlarda sadece evet. Türkler de iş yapmıyorlar. Ama Fransız İhtilali'nde de vardır mesela. Fransız İhtilali yeni kapitalist düzene uymayan bir ekonomiye karşı da bir isyan. Çünkü o ekonomi iflas etmiştir. Yani 1988'de 87 o yüzden artık borçları da ödeyemiyor. Ve Fransa'nın ilk yaptığı şeylerden biri de kağıt para basmaktır mesela. Dolayısıyla finans çevrelerini de desteklediği, ya 1907'de Erzurum'da hiç beklemeyeceğiniz yerde bir sürü vergi karşıtı isyan oluyor. Yani ilk aşamaları biz Anadolu'da dahi görüyoruz. Dolayısıyla zaten bir tansiyon var. Bunu yönlendirenler en örgütlü olduğu için nasıl 1910'daki tansiyonu Bolşevikler yönlendirdi? Ya da onlar yani o bütün solun içinde belli bir örgüt, ufak bir parti sonuçta bu. Öncü bir parti, çok ilk baş çok kalabalık değil. O iddiaçılar özellikle asker ve o Selanik, yani Selanik takımı. Selanik kökenli takım. Bunu işe ele geçirdi. Bunun amacı devleti kurtarmak, hemen modernleştirmek. Ve onun ardından da biraz da Türkçülükleri var tabii. Onu da şey yapmayalım yani. Türkçü de bir ideolojileri var. Unutmayalım biz. Önce bir İslamcılıkla deniyorlar, olmayınca Türkçülük. Onlar getirir. Şey, ya onlar şöyle, Osmanlı içindeki opsiyonları denemek zorundasınız. Yoksa normalde ilk başta şey Bulgarlarla Ermenilerle de araları ihtiyaççıların. Ama onlar kabul etmeyince özellikle Bulgar ve Rum vatandaşlar vekil vardı. İttihat kadrosundan giriyordu. İstanbul'da kota giriyorlardı. Dolayısıyla yani Rumlar mebus olarak girdi Osmanlı. Ama istemiyorlar. Çünkü ya, Abdülhamit'in kabinesinin büyük bölümü 19, vermişti. Tabii canım son ana kadar var. Ama şeyi istemiyor işte. Normal bir parlamenter sistemde vatandaş kurduğun zaman o Rum cemaatinin başındaki papazı aradan çıkarıyorsun ya, o adam direniş gösteriyor. Milliyetçilik körüklüyor. Baktılar bundan sonra Balkan Savaşı'na gidince önce İslamcılığa kaydılar. Ama esas kafası hiç unutmayalım. Suriye'yi kaybederken Bakü'yü aldık biz savaşın sonunda. Yani orada yeniliyorken yukarıdan Bakü'yü alıyoruz. Yani bir böyle şey zihniyeti de hepsinde var. Dolayısıyla böyle bir zihniyetle kurmuştum. Modernist bir hareket. Devrimci bir hareket. Devirirken bir imparatorluk yıkıp bir de devlet kurmuş. Cumhuriyet onu stabilize etmiş diyebiliriz belki. Nasıl stabilize etmiş? Ya şimdi Cumhuriyet inkılaplarının bazıları da İttihat döneminde deneniyor mesela. Hı hı. Fakat savaş var. Tutmuyor. Bir de sonuçta bizim gibi rejimlerde, bizim gibi böyle devlet, özellikle merkezin çok güçlü olduğu ve devlet halk yapısında böyle bir figür olacak. İstişareyle yönetilen yerlerde bir hakikaten olmuyor. Şimdi Enver belki bir Çanakkale ya da Sarıkamış'ta yani asker olarak imkansız ama başarısı olsaydı belki o çıkacaktı. Öyle birinin çıkması lazım. Atatürk'ün çıkmasıyla oradaki bütün planları yani esas o modernist hamleyi yapabilir. Ama Enver kazansaydı büyük ihtimalle imparatorluk devam edecekti. Onların cumhuriyet ufku yoktu. Evet, evet. Ya şey bu kadar kötü oynamasa Vahdettin'de bir meşrutiyette Mustafa Kemal'e devam etmek zorunda kalabilirdi. Vahdettin her şeyi çok yanlış oynuyor yani. Peki Cumhuriyet'in en zorlu sınavı hangisi oldu? Özellikle yani Lozan'da dahil olmak üzere. En çok nerede zorlandı Cumhuriyet kuruluş aşamasında? En çok herhalde kuruluş yani 27-30'a kadar getireyim yani şey olarak. Neresine gidiyor yani? Ekonomik olarak çok zorlandı. Çok zor yani altyapı kurmak. Hiçbir şey yok. Hiçbir şey yok. Bir de kapitülasyonlar da hemen kalkmıyor. Gümrük şeyleri 1929'a kadar gidiyor. Tam gümrük şeyleri kalktı, ekonomik kriz girdi. Yani şeyi yapamadık. Dünya ekonomik krizi. Dünya ekonomik krizi. Tam biz gümrük şeyleri koyacağız da dış ticaretin kalmadı. Ya hakikaten böyle ya rakamlara baktığında ya bu Osmanlı'dan da gelen 1800'de 30-35 milyon kişi yaşıyor Japonya'da. Orası da sanayileşiyor sonra. Yani sanayileşen yerlerin tarihine baktığımızda biz bir nüfus fazlası oluyor. Çünkü ancak nüfus fazlası olursa sanayileşme mümkün olabilir. Evet, o talep yaratılıyor ve kömürü mesela uzun mesafelerde taşımak şey olabilir. Demir yolunun bir şey oluyor. Bizim yani Anadolu bomboş. Üretim ya, yok, halk yok, hiçbir şey yok. Bomboş. Zaten bu ihtiyaççılar falan da ilk gittiklerinde Anadolu'ya falan böyle çok şaşırıyor. Fahri Rıfkı da vardır yani o tam ihtiyaççı sayılmaz ama o da ihtiyaççı da yani daha biraz daha geç bunlardan. Böyle Anadolu'yu görünce ya diyorlar bu ne? Çöl. Şevket Süreyya suyu arayan adam. Burayı nasıl biz bu kadar boş bıraktık diyorlar. Osmanlı, Balkan İmparatorluğu. Osmanlı Anadolu'yu çünkü hiçbir zaman umursamamış. Aa yani mantıklı çünkü ötekiler daha verimli. Daha verimli. Bir de savaş esas orada oluyor. Yani burayı şey yapmamış. Problem bizim bugünkü problemlerimizin büyük bir çoğunluğu da yani 13 milyon yerde 90 milyon olur mu Fatih Bey ya? İki nesilde.
iki nesil de böyle olur mu yani bu böyle Meksiko City var ya 500 binden 10 bin, iğrenç bir şehir gitmişsin de bak. Yani onun gibi yani Türkiye'nin mesela Türkiye'nin bugün problemleriyle ilgili de öyle. Türkiye'nin bütün problemlerin en büyük nedeni bu. Çok hızlı şekilde şey artıyor ve o hızlı artışın içinde eğitemiyoruz, eritemiyoruz abi. Şimdi de göçmenler geldi. Yani mesela o tartışmanın bile konuşuluşundaki acemiliğe bakarsan akademisyenler şey, eğitimli toplum değiliz. Bak çok enteresan bir şey, yetiştiremiyoruz. Bak sokak röportajlarını izledim. Ben öyle politik şeylerden değil, baktım, bak 2-3 tane şey var Türkiye'de. Birincisi en altta daha az eğitimli, hani kesimler 6 kelime geçen düzgün cümle kuramıyorlar. Sokak röportajları da belli, düzgün cümle kuramıyor. Orta sınıftakiler, mesela Suadiye'de yapmışlar, Kemal Kılıçdaroğlu istifa etsin falan diye. Taktın Kemal Kılıçdaroğlu'na istifa. Yok ama onu izledim ya da neyse. abi en çok şey, ama okumuş, hayır abi okumuş sınıflar o kadar mantık hatası yapamaz. Abi bir argümanlar, bak. İstifa etmeye diye olabilir. Hangi argümanı bilmiyorum. Argümanları muhakeme yok. Yani anlatabildim mi? Üst tarafa bakıyorsa entelektüel onlara sadece hep aynı şeyleri söylüyor. Bizde böyle muhakeme ve karşılaştırma yapabilme becerisi bugün bile az. Bir konuyu alıp hala millet çapında yani Twitter'da basında her yönüyle falan tartışamıyoruz yani. Benim o yüzden Twitter'ı bazen böyle Amerika'ya falan ayarlıyorum. Onlar saçma sapan bir şey tartışıyorlar şimdi. Öyle, ama abi dinliyorlar birbirlerini. Bir yere gidiyor. Hani nüans yakalıyorlar. Bizde hiç nüans yakalanamıyor. İşte eğitimsizlik. Bak 100 bini geçen özel üniversite para veriyorsun. 100 bine geçen, 100 bin senin vardır kitabın, şeyin vardır kitabı, anlatabildim mi? Yani 50 bin olabilir bir insanın kitabı. Çok geliyor da değil aslında. Yerin varsa olur yani. 100 bin kitabı geçen şey ya 10 tane özel üniversite var ya 10 tane ya. Valla ben geçen 20 bin kadar kitap dağıttım. Ya dağıtırsın yani. Sen bir bireysin. 100 bini geçen özel üniversite 10 bin para veriyorsun buraya. Yani bu eğitim niye oluyor? Nüfus. Şimdi onun eğitmediği adam da ne yapıyor? İşte mukayese ve muhakeme yapamıyor. Yapamadığı için haberi birilerini linçliyorlar. Çok garip. Bir de enteresandır yani dünyanın pek çok gelişmiş ülkesinde IQ düzenli yükselirken Türkiye'de IQ düzenli olarak düşüyor yani. IQ'muz geriliyor. Bir şey merak ettim. Kitapta da sadece başlıklara bakarak buldum. Devrimler. Mustafa Kemal'in devrimleri. Aslında Mustafa Kemal'in devrimlerinin bir bölümü zaten Osmanlı'da başlamıştı. Hatta İttihatçılar Darımı'nda başlamıştır. Kim geldi? Arkaya el salladım. Çok bir kameranın da acemi bir hareketle. Atatürk'ün şu der. Biz mezar taşlarımızı okuyamaz hale geldik falan diye bir bildik. Abi okumuyorlardı o öyle. Ya şimdi zaten kitabın ana argümanı. Önemli olan bu vizyon değil gerçekleştirmedir. Vizyon ne yani? Bunu da böyle aldılar şeyden. Mustafa Kemal'in vizyonu gerçekleştirebilmesinde. O reformlar daha önce gündeme gelmiş, evet. Latin alfabesi dahil. Bir kısmı Enver Paşa. İki alfabeyle Osmanlı son yılda. Hepsini abi bulursun yani. 50 yılda 60 yılda adamlar sürekli reformla ilgili bir şey icat etmiş. Bunların büyük bir çoğunluğu vardır. Olmayan bir tane iki tanedir belki. Ama önemli olan o değil ki. O zaman şey gelsin yönetsin yani. Andy Warhol böyle vizyonsa, fikirse. Yani Dali yönetsin. Yani onları realist bir şekilde hayata geçirin. Mustafa Kemal'in esprisi budur. Bugün de zaten yanlış anlaşıldığı için Mustafa Kemal böyle bir şey gibi. Bir ne bileyim böyle... Magical Wand denir, büyülü bir tılsım gibi anlaşıldı. Hayır, orada bir vizyon var ama vizyonu destekleyecek realist bir politika, sürekli onu işte ne bileyim o zor yoldan yürürken yapılan ittifaklar, yarı yolda işte bırakılan projeler sonra tekrar ele alınıyor, işte belli bir her şey için zaman bekleniyor. Böyle bir mucize adam bekleniyor. Mesela sana da yazıyor, sana mail atıyor, bazen cevap veriyorsun, bana da geliyor. Kim gelir bu ülkeyi kurtarır? Öyle kurtulmuyor ülke. Sadece bir kişi gelip yani anladın mı? O bir kişinin kurtarabilmesi için bir planın, bir programın da olması lazım. Onun gelişini de görüyorsun zaten oradan. Dolayısıyla iki şey yanlış. Bir, Osmanlılar döneminde bunların hepsi düşünüldü. Bunlar Osmanlı'da modernisti. İttihatçılar sadece daha sert modern. Osmanlı artık hanedanın dolayı yapamayacağı ve yaşlı bir kadronun yapamayacağı şeyleri. Yeni bir Osmanlı hanedan kendi modernleşmiş ama toplumu modernleştirmek gibi derdi yok. Aslında mesela o da değil. Abdülhamit çok okul açıyor. Elinden geleni yap. Abdülhamit de çok okulları. Ama Abdülhamit de açıyor. Ama bak 1920'lerde mesela bizde kaç ortaokul öğrencisi var biliyor musun? 6000 tane. Evet. Ne kadar az ya? 5900 tane. Cumhuriyet Kurulu'nda kaç lise var Türkiye'de? İşte Cumhuriyet Kurulu'nda işte o dönemde 6000 tane. Ne kadar kaç lise var? 5-10 tane falan vardır herhalde. Çok az lise var yani. Yani İstanbul dışında Anadolu'da. Anadolu'da pek az lise var. Yani 30 tane falan vardı. Bir galiba yok. Tam hatırlamıyorum ama galiba yok. Yani öyle bir şey olması lazım. Çünkü aklımdaki şey 300 şey... 6000 ortaokul öğrencisi de şey onun... Peki Mustafa Kemal dışında birisi şey yapar mıydı? O devrimleri yapar mıydı? Yoksa daha mı... Yok o kuşak devrimci ya. Hepsi devrimci.
Yapabilir miydi bilmiyorum. Hayır, ama bu kadar yapar mıydı? Saltanat, hilafet konularında. Şimdi Mustafa Kemal bir süreci sonunda. Mesela Osmanlı İmparatorluğu'nda şer'i hukuktan pozitif hukuka zaten geçiliyordu. Geçiliyor. Ama bu kadar geçilmeyecekti. Bu kadar hızlı geçilmeyecekti. Hayır, bu, bir de sonu getirilmeyecek. Medeni kanun çıkmayabilirdi yani. Çünkü medeni kanun çıktığı zaman geriye hiçbir şey kalmıyor. Yani ticari kanunu dinden almayabilirsin ki. Halkı ilgilendirmez ki bu. Ama evlilik, işte ne bileyim veraset, miras bunları düzenlediğin zaman yani adamın evine yatak odasına kadar girdiğin zaman pozitifle o başka bir şey. Ya da mesela şey kesinlikle harf inkilabı yapılamayabilirdi. Ne bileyim bazı sonra ama geri gider. Ama o başlamıştı zaten ya. Harf inkilabını Atatürk tek başına yapamadı. Ama becerilemeyebilirdi. Ya, becerilemeyebilirdi. Hemen başlıyorlar suyu kaynatmaya zaten. Bunu yapalım 5 yılda 10 yılda. Abi zor. Türk halkı bir şey öğrenmek istemez. O adamlar da öğrenmek istemiyor. Yine abi bilse bile zor o gelecek yani. Dolayısıyla yanındakiler de işte komisyon kuralım 5 sene 10 sene diyor ki ya ben 3 ayda 5 ayda yapmamız lazım. Hemen anlıyor. Yani bazı şeyler harf inkilabı falan çok büyük handikaplar da çıkardı tabii ilk başta. Kolay da değil. Bir sürü insan yazamıyor falan. O eski kitaplarda vardır ya mesela böyle her şeyin yazım şeyi değişik. Bir de parantez içinde özel isim yazarlar. O niye hiç düşündün mü? Evet. Mesela sen şimdi Osmanlıca'da mesela şey yazacak. Dürstov, Marsilya yazacak. Onu hatta biliyordur dediğim ufak bir işte Valladolid yazacak tamam mı? Osmanlıca harflerle onu tam yazışın içinde bir de Latince Valladolid yazardı. Çünkü bilinmeyen bir kelime evet. Ve hakikaten mesela ben bilirim Halil İnalcık propaganda kelimesini bir müddet okuyamıyor. Aklına gelmiyor bazen basit kelime ama o metinde Winchester Rifle diye bir kelime. Mesela Stanford Show deli gibi Osmanlıca bilen bir adam 10 sene okuyamadı. Çünkü gelmiyor aklına ne Winchester ne Rifle'ı. Bu VNC ne? VNC evet aynen öyle. Winch mi? Winch mi? Bir de öyle VN ama C de olabilir, H de olabilir. Hani güzel yazılmadıysa. Dolayısıyla parantez içinde yazarlar onu. O bir dönem Latin alfabesine de geçmiştir. Yani adam Paris yazacağı zaman ya da Lozan yazacağı zaman parantez içinde yazar. Yani bir ortografide de problemler var. İlk başta yazamıyor adam. Doğru telaffuz edemiyor. Doğru spell edemiyor. Doğru yazamıyor falan filan. Dolayısıyla bu hemen su koyuverenler. Yani Atatürk'ün ya o çevredeki o ambiyansta şey var. Yani kimse Atatürk kadar devrimci değil. Peki bu 100 gün içerisinde en kritik 3 gün say desek bir daha soracağım bunu. Veya 5 gün. Biri Sakarya Meydan Muharebesi. Çok net. Biri bence İzmir suikastı. Çünkü olsa olur yani. Ne olurdu İzmir suikastı başarılı açıp Atatürk'ü öldürseler? Çok zor bir soru biliyor musun? Hiç düşünmedim bunu. Yani... Geri dönüş olur muydu orada? Yok. Oradan yok. Öteki ama bu Kazım Karabekir, Rauf Orbay'lar falan da aynı şey. Yani. Aynı kafa. Onlar saltanat dursaydı. Onu da saltanat dursun ne istiyorlar? Atatürk çok ön plana çıkmasın diye. Şimdi savaşlardan sonra Atatürk kahraman bir seviyeye geliyor ya. Sen ne yapacaksın? Şimdi beraber bir iş kurduk. Sen ya da işte bir kanal kurdun. Sen çok ünlü oldun. Tamam mı? Biz de olamadık. Sana ben karşı... Ünlüyüm zaten merak etme. Ya tamam neyse daha da ünlü oldun. O zaman şunlar beni... Beraber bir devlet kurduk tamam mı? Sen kazandın savaşları. Ben de ikinci komutanım. Şimdi sen böyle çok ön plana çıktın. Herkes paşa, gazi... şimdi ben de bir süre sonra... Bir kıskançlık, bir fesatlık. AKP olanı düşün. Beraber başlamadan bu triumvirat demiyor muydun? Ne diyor? Triumvirat diyorlar. Evet. Matruşka yok, triumvirat. Bir şeyler diyorlardı. Üçleme işte şey gibi. Teslis. Sezar şey gibi. Evet, tesis. Ondan sonra Leyla arkadaşlar. Şimdi bundan yanlış anlarlar. Bir de buradan Leyla, yeri. Evet. yani üçleme. Teslis. Evet. Üçleme. Evet. Triada. Evet. Triada. Triumvirat'te Roma'yı yöneten üç kişi işte. Sezar, Pompeius, Crassus. Oradan geliyor. Ne oldu sonra? Tayyip Erdoğan seçim kazanıyor. Evet, tık. Geledi tek. Şimdi ona karşı ne yapabilirsin? Necmettin Erbakan'ı getirebilirsin. O aslında ona benziyor. Yani biz padişaha, yoksa Halife Abdülmecid'in bunlar da çok yani yaşlı bir adam olduğunu biliyorlar. Evet. Ama ona tutunarak Mustafa Kemal'i dengelemek istiyorlar. Çünkü açıktan eleştiremiyor. O yüzden böyle karnından eleştirir. Türkiye'de muhalefet karnından yapılır zaten. Türkiye'de cümlelerde hep amadan sonrasını dinlemen lazım. Mesela der ya ırkçı değilim ama hemen tabii ki abi hadi ırkçı bir şey geliyor. Değilim, çok yani eleştirmek istemiyorum ama deyip orada ama da evet. Yani. Evet. Çünkü Türkiye'de o şey. Pek kullanmıyorum galiba. Ama diyor muyum ben? Yok canım sen dandın söylüyorsun. Ben hiç ama demiyorum. Ya, hakikaten. Ya ama falan yok. Dandın söylüyorum ama. Ama tabii ama. Sonra söylersen işe yaramıyor. Başta. Önceden bir hazırlayacaksın. Dolayısıyla şey var yani. Eğer hiç Mustafa, yani öyle bir şey olsaydı ya da yani şöyle söyleyeyim, Mustafa Kemal 38'de öldü. Bu adamlar da çıkıp o devrimlere karşı çıkmadı ki. Evet. Kazanan kadro aynı kafada. Onun için de saltanat hilafete yakın olanlar da Mustafa Kemal'e dengeleyelim.
Onlar da Mustafa Gönül'ün yerini dahi almak istemiyorlar. Rauf ya da Kazım Karabekir böyle fırsatları vardı. Kitapta çok anlatıyorum. Hiçbirinde girmiyor. Öyle bir adam değil yani. O yani o kumaş yok onda. Riskli olduğu için girmiyorlar. Korktukları için mi girmiyorlar? Beceremeyiz diye mi vallahi girmiyorlar? Valla ben savaş meydanlarında şey yapacağım ama korktukları için olduğunu düşünmüyorum. Onlar bir şeyden kolay kolay korkmuyorlar. Bak bu kuşak korkmuyor. Korkan adam yani öyle... Orada da ne olmuyor? Kurmay okulundan sonra şeydi yani dediğim gibi öyle genelkurmayda bir... Yani genelkurmayda otururken adam kol ordunun başına geçirin beni falan filan de böyle korkuları falan yok adamlar açık şey. Çok haksızlık olur yani öyle bir şey demek. Bazı insanın fikirleri vardır. Onlar da inat eder, kavga eder ve insanları yönetmek ister. Bazıları da istemez. Bu bir kumaş meselesidir. Gelir yani. İstememişler mi? Bence işte yani fırsatları var. Kazım Karabekir'in var. Yani sürekli mesela daha ilk 19 Mayıs'tan sonra... Kazım Karabekir birkaç kez var işte. Tabii her şeye şey, muhalefet ediyor. Dolayısıyla bekliyorsun ki hani alternatif bir şey olsun. Hayır. Şuraya gidelim öyle yapalım. Mesela şu muhabbet olur mu ya? Heyeti temsili yerine Mustafa Kemal yazsın. Heyeti temsili yaz. Mustafa Kemal bunu atıyor. Yani böyle her şeyde diyorsun ki bu adam bunun yerine geçecek. Hayır geçmiyor. Ama mesela İzmir İktisat Kongresi'nde falan çıkan bu kitapta da anlattım. Mesela İzmir İktisat Kongresi herkes övüyor. Bir kararlarına bakabilirler mi ya? Mesela çok komik cümleler vardır içinde. İşte Türk Orban'ı sever. Orman yani böyle... Yani o da Kazım Karabekir'in öğrettiği. Yani böyle çok şey bir şey değil. Çok böyle kapsamlı, böyle ne bileyim, o şeyi oynayabilecek biri değil. Rauf Orbay fazla duygusal. Çekiyor gidiyor adam. Tam iktidar da. Ama tam öyle bir dönemde ki o dönem küsülür mü ya? Millet her yere herkes tutunmuş böyle. Gidiyor. Kendi şeyine sonra geri gelmeye çalışıyor. Başka da kim? Fevzi Çakmak zaten o Kuzu Paşa diyorlar. Fevzi'yi tek şey yazarsan Kuzu diyor okunur. Hani Kuzu Paşa diye isimlendirilen böyle yani Mustafa Kemal var. Mülayim. Mülayim. Bir de orada bak esas orada garip bu Enver, Talat, Cemal Paşalar dışarı. Cemal Paşa Mustafa Kemal'le zaten Talat. Bunlar ölmeseydi, öldürülmeseydi dışarıda o zaman ne olacaktı mesela? Çünkü bunlar durmaz. Birini Ruslar vurdu, birini Ermeniler vurdu. Tabii, tabii. Birini Araplar öldürdü. Evet yani yok ya ikisini Ruslar vurdu. Birini Ruslar vurdu. İkisini Ermeniler öldürdü. Cemal dedi, pardon Araplar değil mi Arabistan'da Ermeniler evet. Öldürdü. Lübnan'da. Yok Gürcistan'da öldürdüler onu. Azerbaycan'da mı öldürdüler? Yanılmayayım şimdi. 1900 en son öldü 22'de öldü. 22'de öldü. Evet evet. Yani sen aynı Ermeni meselesinden belki mantıken gitmiş olursun. Belki çünkü olur. Çünkü şey or ya onların da Araplar sevmiyor ya. Şimdi o şeyde nasıl bir oyun olurdu? Yani o zaman nasıl ilerlerdi o? 24-25'te mesela taratlar durur mu? Dönerler mi? Çünkü herhalde dururlar diye düşünüyorum. Vallahi yani içeridekiler durmamış. Yani Atatürk gücünü tam kurduktan sonra belki onları bir af çıkartıp getirebilir. İşte ama geldi şey doktor işte doktor Nazım geldi. Astılar adamı. Astılar sonra. Tamam mı yani? Yani o da bir şey ya. O da durmamışsın gibi oluyor. Sen dursan yani da... orada bir tek Enver'le Atatürk arasında çok şahsi bir nefret var. Çok niyesini bilmiyoruz. İkisi de birbirine. İki ayrı şey ama karakter de çok farklı. Atatürk daha sosyal bir tık ona göre ama işte ne bileyim biraz daha... Ama mesela birine padişahın kızını vermişler, diğerine vermemişler. Evet falan. Yani Enver daha tutuluyor. Enver'in askeri o gençler arasındaki şeyi daha çok. O hürriyet kahramanlığı bir de Edirne'yi de. Edirne'yi de biliyorsun arabayla... Doğru serseri tarafı var ya belki onlar. Tabii tabii. Yani işte Mustafa Kemal biraz... Mustafa Kemal bir tık daha zor şeyler söylüyor. Siyasetçi değil yani. Daha böyle şey... Daha asker. Sert. Daha asker. Daha şey bir de. Söylediği şeyler daha zor şeyler. Daha gerçekçi çünkü. Hayal daha rahat. Ayakları daha yere basıyor. Daha yere basıyor. Bir de hep uzun şeyler söylüyor. Mesela şunu yaparız. Korkutucu yani. Anlatabildim mi? Böyle sistemi yani çevresini bir de anlatanlar yani tedirgin edici bir kararlılığı var. Bazı öyle insanlara da yakındakiler bile zaten tedirgin olur ondan. Her an herkes tetikte olmak her zorunda. Her şey yapabilir çünkü. Tabii her an her şey yapabilir. Çok araç sallaşıyorsun. Evet ve yanındayken çok araç sallaşıyorsun ya. Hani onun bir hedefi var. Bir de kimseye vallahi yok. Gerçi onun Talat'ın Enver'in de pek öyle. Onlar da pek iyi vallahi. Talat çok muhteşem bir adam aslında. Herkese şey diyor. Herkese yaparım diyor. Hiç kimsenin işini yapmadığı için. Yüzü tutmuyor. Çünkü onun mesela değişik bir durumu var İttihat Terakki'nin içinde. O sivil. Asker değil mi? Ve aslında bir denge oynamak zorunda. İşte abi bir de denge olması lazım. Enver'in arkasında ordu var. Talat'ın arkasında ne var? Şey dedi ama Talat'ın postacılığının şeyden yani. Postacı o kadar önemsiz bir şey değil ama o zaman. İstibdattan kurtulmak. Yani baskıdan ve aşağıdan kurtulmak için çok dolaşıyor. Postacı o yüzden kurtulmak. Hayır ama postacı o zaman önemli şeylerden biri ya. Bugünkü gibi değil çünkü. Nasıl diyeyim? Yani postacı deyince böyle Kemal... Bugün önemli.
Gerçi şimdi giderek azalıyor önemi tabii artık bu mailler şunlar bunlar ama her zaman o zaman çünkü telgraf unutmayalım Kurtuluş Savaşı'nı da ilk biz İstanbul'a Ankara'nın İstanbul'a karşı galibiyeti Mustafa Kemal bütün telgrafhaneleri kesiyor. Telgrafa hakim olan sisteme hakim oluyor. Ve bunlar yasak döneminde yurt dışından gelen yayınlar onlarla haberleşme nereden geçiyor? Selanik, Edirne postanesinden. Birinde de tarat var işte. Evet. Yani az önemli bir şey değil. Peki mesela buraya şeyi koymuş. Ona şaşırdım ben. İzmir yangınını Cumhuriyet'in önemli meselelerinden biriymiş gibi yüz günden böyle koymuş. Yani o ne önemli? Atlasınlar demesin diye. Orada bir şey var. Yani dediğim gibi İzmir'in bir kısmı şey oluyor. Yani bir olay diye 100 tane olay var sonuçta. O Cumhuriyet'in kuruluşuna giden tüm olaylar değil ki. 1924 işte Paris Milli Olimpiyatları da var. Evet doğru orada var. Yani abi 10 sene içinde 100 gün alınca yani bir şey dışarıda bırakılmış olmasın diye şey koydum. Ki ona rağmen de bazen yazıyorlar şunu da koysaydın keşke falan diye. Ya zaten en zor kısmı o. Tabii sen seçemezsin ki 100. Ya biz çok zaten orada zorlandık. Seçiyoruz. 130, ya, 140 kafadan 40 seçiyor. 140 tane falan seçtik sonra indiriyoruz falan işte. Ama kimse sormayacak. Yani sordum mu ayıramazsın. İşte sonra hakikaten birkaç kere şunu niye koymadım, bunu niye koymadım, hakikaten niye koydum dedim ama hakikaten evet, zor arkadaşlar. Mesela niye koydun dedim mesela. Yani mesela hiç aklıma gelmemişti. Mesela koyarken tartıştıklarımızdan biri değildi o. Onu otomatik koyduk çünkü mesela yani ne bileyim Trikopis'in eser alınması da var. Adam der ki bunu niye koydun 30 Ağustos'ta anlatmadım. Bazı öyle şeyler de olabilir. Bir de orada sayfa sayısını falan ayarlamaya çalışıyorsun. Hmm. Metinleri şey yapmaya çalışıyorsun. Şimdi sürgünler, ailenin sürülmesi çok büyük bir problemmiş gibi bugün hala konuşuyor. Yaşayanlar için herhalde problem değil. Çok önemli. Aile için çok önemli. Ama bir yandan da bir farz değil mi? Yani Vahdettin Kalabey, sen artık padişah değilsin, burada vatandaş olarak oturabilirsin denebilir miydi böyle bir şey? Ya bunlar birbirlerini çekip insanların meclise vurduğu, dediğim gibi Harbiye Nazırı'nı kol ordu komutanını evine çağırınca acaba beni vuracak mı dediği bir ortamda zaten bunlar çok hafif cezalar. Yok bilmem ne sürgünüymüş. Yok bilmem ne. Ya herkes ya ne oldu Rus hanedanına? Götürüp ormanda vurdular. Vurdular yani. Ölüleri bile bulunamadı yıllar. Yani yıllarca bu işte Anastasya efsanesi var. Film vardı. Hala hayatta mı diyebilirim. Şimdi ikincisi abi bu toplumda şey olmuyor. Ben iki tane şeyi eskiden öyle düşünmezdim. Bunda bir de mesela reformlar da biz de diyoruz ya bazısı çok şey. Başka türlü olmuyor. Çünkü yani işte orta bir yol bulunamadı. Bulunmuyor. Orta yol bulunamadı. İran, Mısır mesela her yerde reform oldu. Ama ötekini tam tasfiye etmedim. O hortluyor. Bir de belli şeylerin arkasında slogan oluyor. Bak 100 yıl sonra bile bir cumhuriyeti hala cumhuriyetin tarihinden konuşuyoruz. Kendi yeni bir figür üretemiyor. Orada padişah olsa o cumhuriyeti yürütemezsin. Bak bugün bile cumhuriyetin kendi içinden bir sembol çıkaramıyoruz. Görmüyor musun? Ne yapıyoruz? Geriye dönüyoruz. Sembol çıkarmak o kadar zor. Orada 600 yıllık sembolü bırakamazsın. Yani orası bütün cumhuriyet karşıtlığının merkezi olur. Öyle bir gücü orada bırakamazsın. Olmaz yani. Ama Fransa'da mesela. Fransa'da da olmadı işte. Kral ailesi her zaman kaldı. Kaldı ama zorla geldi. Ama onlar zorla geldiler abi. Evet. Fransızlar işte ne oldu? 16. yüzyıl çok güzel. Hiç aklıma bak doğru. 16. yüzyıl ne oldu? Düşmana kaçıyordu ya. Evet. Yani o adam o fikirde olmasa sen olsan iki aya seni yaparlar padişahçı. Gelir onu sana o damara girer yani. Evet. Yani seni alsam şey yapsam tamam sultan doldum demeyecek. Sultan olsan üç ay beş ay yaparsın edersin bu şey bilmem ne dersin ki ya evet yaparım. Onu oraya çevresine toplanılabilecek bir figür haline getirirler. O çok tehlikeli olurdu. Ya bir de bunlar çok net adamlar. Ya tık tık tık. Ya bir emriyle yanlış bir emir verse bir sürü insan ölüyor falan. Yani emirleriyle çok risk almaya alışık insanlar. Onlar için saltanat göndermek falan filan çok şey değil. Yani. Şöyle bir anlamda iş. Hemen yeni bir tarih yazman lazım. O anlamda risk. Yani 600 yıllık hanedanı yollamışsın. Hemen ona bir alternatif yaratman lazım. O da işte Cumhuriyet Türk Tarih Kurumu, Türk Dil Kurumu falan onlardan. Yani bir şey yazman lazım yani. Yıkmışsın 600 yıllık şeyi, hikayeyi. Yerine ne anlatacaksın insanlara? Ki hala bile işte görüyorsun yani bu kadar hala bile çok mevzu olabiliyor. Bir Osmanlı Sultanı PP'li bir çocuğa edilen laf falan. Sembol. Bir de burada olduklarını düşün. Değil mi? Milyonlar akmış sarayın önüne. Tabii canım bugün işte nedir o Kayağan normalde Allah şükürlerim yönetici yapmazsın. Abdülhamid'in torununun torunuyum diye ortalıkta ahkam keserek dolaşıyor. Vallahi hanedanla da o anlamda şey yapmayalım. Çok kaliteli davrandılar yani birkaç şey. Bir bölümü evet. Yani çok çok büyük bölümü evet. Tek yani. Bunlar işte. Çok o evet. Bunlarda problem var. Zaten
hanedanın da üyeleri bunları çok eleştiriyor. Yani yapacak bir şey yok. Ama başka bir problem vardı tabii. Şu zaten orada şimdi bu çok eşlik şöyle bir durum yaratıyor. Abi prensler yani Osmanlı hanedanından gelen yüzlerce insan var zaten. Bunları bir de ufak memuriyetler falan filan. Yani çok garip. Ne olacaktı ki mesela kalsaydı ve nasıl bunlar bu hızdaydı. Mesela şey işte Abdülhamit'in bir çocuğun sünneti oldu. Herkes sünneti. Bir de çok masraflı bir şey. Şimdi bugünkü masraflar gibi karşılaştırmayalım. Çünkü o zaman hakikaten çok az para var. Ya bugün herkes harbur parmağı savunuyor da o gün o sarayların masrafı da az değil yani. Onca şehzadeye bakılıyor. Onca... Ya bakılıyor. Sünneti var, şeyi var. Peşine iki tane adam takıyorsun. Bilmem ne şey yapıyorsun. Yani az bir şey. İngiltere'de işte üç tane prens, bir kraliçe, bir kralın masraflarını koca İngiltere tartışıyor yani. Tabii. Bizde olsa yüzler. Tabii bu çok evlilik hakikaten öyle bir şey yaratıyor yani. Çok garip bir şekilde bitmiyorsun. Çünkü kardeş katli de yok. Savaşa da gitmiyor bunlar artık. Penisilin de bulunacaktı. Hiç kimse ölmüyor. Öyle bir sürü insan niye yedi tane? Babaannelerin bazıları yedi kardeş. Niye? Ölür diye fazla yapıyorlar. Yedi, aşı çıkınca ölmedi kimse. Nüfus o yüzden patladı yani. Şimdi bir de onlar da öyle patladığı zaman ya 20 tane 30 tane. Yani Cumhuriyet'in sağlığı açısından sürgün şart diyorsun. Yapacak bir şey yok tabii. Öldürmemeleri insancıl bir tutumdur. Yani hiç tartışılmaz. Bunu tartışan da olduğunu zannetmiyorum ya. Yani birini devirince nasıl olacak ki? Ya böyle mi olacaktı? Yani Kurtuluş Savaşı'na yapan adamlar, ülke kuran adamlar idam fermanı çıkarıldı. Doğru mu? Doğru. Buna karşı hilafet ordusu kuruldu. Kuruldu. Evet, bu adamlar tutukla, bu adamlar öldürsünler diye kiralık katil şeyinden tutulup Sivas'a gidin basın aşiret bilmem neyle dendi. Neler yazıldı İstanbul basınında? Ağza alınmayacak hakaret. Ki onların bir çoğu affedildi, bir Ali Kemal hariç. Ona da çok kızdıklarını biliyorsun. Onu niye affetmedi? Sakal Nurettin Paşa'nın işleri. O İzmir'deki psikopata da yapıyor. Linç ettiriyor adama. O çok ağır yazıyor ama. O böyle çok ağır. Kemal. O çok ağır. Çok ağır yazıyor ama mesela Refik Cevat da yazıyor. Onların bazıları geliyor sonra. Geldi Refik Cevat. Refik Cevat sonra yıllarca Millet Gazetesi'nin başına oturdu. Yani geçiyor o şeyler ya. Bir şey olmaz. İstanbul basını... Ama Mustafa Kemal'den ikinci bir adam değil yani. Ya onlarla falan uğraşmıyor da. Hiç uğraşmıyor. Geçiyor. Çünkü o yürüdüğü yollarda... Ya ne bileyim sen şimdi mesela takılıyor musun artık biri sana kötü bir şey söylediğim için? Niye? Yok, o kadar çok kötü şey söylendi ki sana. Etraftakiler takılıyor, ben takılmıyorum. Hayır, niye kızıyorsun? Çünkü alışıksın. 30 senedir herkes bir şey söylüyor. Şimdi Mustafa Kemal için de orada yazılan bir şey değil. Çünkü zaten o yürüdüğü yerlerde öyle badireler atlatmış ki. En yakınlarından falan atlatmış. Yani oradaki o şeyle ilgilenmiyor. Genelde zaten büyük adamın öyle şeyle ilgilenmiyor. Belki çevresindekiler. Şeyi falan işte canım. Hepsini geri çağırttırıyor sonra. Refik Halit Karay'ı da öyle. O mesela işte bir eserini okuyor, çok seviyor. Ya bu adamı geri çağırıyor diye çağırıyor. Bunlar falan kitapta anlattım. Biraz o muhalifleri de aldım işin içine ve o basını almaya çalıştım. Mesela işte Anadolu Ajansı'nın kuruluşu da var. Yani önemli şeyler bunlar. Hani bugünden bildiğimiz o şeyler nereye gelmiş bizden? İşgale fazla, İstanbul işgaline fazla değinmemişsin. Değinmedim çünkü onu İstanbul'da bırakmak istedim. Bir de o çok karmaşıklaştırıyordu işte. Çünkü burada olanlar... Ya burası inisiyatifi hemen kaybediyor. Sev'le birlikte bitiyor burası. İnisiyatifi kaybettikten sonra... Böyle bir kalmıyor İstanbul'un. Evet. İşgal altında yabancıların kontrolü. Şunu defalarca... Aynen öyle. Yabancılar da bir şey kontrol etmez. Ayaklansa ayaklanır. Öyle o kadar asker falan da. Şey kendi kuzuluklarında... Altta kuzu gibi oturuyor İstanbul. Altta kuzu gibi oturuyor. Kimse de kalmamış burada zaten. Buradan atıp sallıyorlar yani. Sarayın anturajı. Hı hı. Ama şunu da söyleyeyim. İstanbul hükümetlerine, Tevfik Paşa hükümeti milli mücadele taraftarı hareketler yapmıştı. Şimdi İstanbul hükümetlerinin sadece bir yılı falan Damat Ferit ile geçiyor. Damat Ferit hükümetlerinde problem var. İstanbul hükümetlerinin hepsi... Yani hain olan aslında Damat Ferit. O kelimeye ben bilim adamı kullanmamayı tercih ediyorum. Ama o kelime en çok hakikaten o. Yaklaşan o, evet. Evet, yani Vahdettin için bile bir şey söylemek mümkün değil ama Damat Ferit için buna en yakın. Ya buna yani sonuçta bir ülkeyi batırmak için yaratacak hali yok. Hain ona denir. Aynen. O yüzden bir insan... Yani beceriksiz olabilir, yeteneksiz olabilir... ürkek olabilir, naif olabilir. Vahdettin'i de bir yerlerden anlarsınız. Çünkü adam Abdülhamit döneminde yaşamış. Birileri gelmiş genç. Ya İstanbul'un dışına doğru bir kere çıkmış. Da çıkmıştır. Bir kere çıkmış galiba. Saraylarda yaşayan bir adam. Bir takım gençler geliyor. Ve sürekli ölüm korkusu yaşayan bir adam. Evet. Bir takım gençler geliyor. Sen padişahsın diyorlar. Abdülhamit ona biraz daha eder. O dönemde onların ölüm korkusu yok artık. Ama başka korkuları var. Yani sürülürüm ya da şartlarım kötüleşir falan diye. Sonra bir takım adamlar geliyor, öyle yapıyor. Balkanları kaybediyor. O ne yapıyor? Birinci Dünya Savaşı, Kanal. Adam diyor ki geldiniz, duman ettiniz. Abdülhamit daha iyiydi diyor. Ha, tabii şimdi bu böyle olur. Bir iktidar, bir düzen. Peki yani Fatihettin Abdülhamit'ten şahane bir miras almış da mı batırmış? Yok canım yani. Şimdi
Şimdi orada problem ne biliyor musun? Bizde iktidar değişikleri, konjonktürel krizler oluyor. Yeni gelen şeyler, iktidarlar hakikaten enkaz devralıyor. İttihat Terakki yanlış da yapmıştır. Balkan Savaşı'nın çıkışını diplomatik olarak falan filan, o kısımları yanlıştır. Ama zaten İttihat Terakki getiren çok büyük bir kriz 1908'de beraber. Yoksa gelemez. Ki 1908'de İttihat Terakki 1912'de 13'te geliyor artık yani. İlk başta ama ikinci meşrutiyet tam bizim demokrasiye geçtiğimiz olan büyük bir kriz anı. Yani biz aslında en çok tek yerden yönetilmek durumunda olduğumuz bir dönemde meşruiyete geçtik. O krizi geçirdi ya. 1876'da da öyle. Osmanlı-Rus Savaşı geliyor. Biz geçiyoruz. Osmanlı-Rus Savaşı döneminde parlamento pek işe yaramaz. Savaş döneminde aslında keşke olmasa. Dolayısıyla İttihat Terakkiciler evet bir imparatorluğu yıkmışlardır da o imparatorluğu yani mesela şey kim yıkmış? Onu da mı İttihat Terakki yıkmış? Rusya. Ya her hepsi yıkıldı bundan. O bir tesadüf olamaz mı yani? Yani bu yıkılan imparatorluğun yıkılma eyleminde onların imza yani onların eli var ama o bu konjonktür diye de bir şey var. Çok büyük bir krizi atlatmışlar. Yani Abdülhamit'in dediği adamlarla iş falan yapıldı. Eğer hiç Abdülhamit devrilmeseydi o ordularla girselerdi savaşa işte Balkanlar'da girdiler. Yani mesela Enver Paşa o hakkını vermek lazım. Çanakkale'de çok iyi savaştı Osmanlılar. Ofansif hareketleri kötü planlanmıştır, evet. Kanalda sarıkamıştır ama birçok yerde biz bu Falkenhayn gelmese falan bu kadar da kaybetmezdik yani Suriye'de falan. Almanlardan daha iyi subaylık yapıyoruz. Az şey değildir Fatih Bey yani. Şey düşün. Bunlar 3 sene önce Balkan savaşlarında İstanbul'u kaybettik biz neredeyse. 2 sene 3 sene içinde okul. Geldiler. Ya bugün Atatürk Havalimanı olduğu yere kadar geldiler. Yani. Evet evet işte aynen öyle. Yani her şey takır takır o 93 Harbi'nde. 93. Şey ama şey Balkanlar'da Çatalca'ya falan da geldi. Orada Çatalca'ya geldi. Ya düşün Konya Kayseri'ye taşıyalım hikayesi. Evet. Daha o dönemden var. Hatta Von der Kos döneminde yazılıyor. Yani bu Anadolu'ya geçme bunlar da eski hikayeler. Anadolu'ya geçiririz diyorlar. Yani şeyi. Hep bir Anadolu'ya geçme fikri var. Evet. Yani bu şey zaman NATO planları falan da bence onun devamı. Hani bir olası işgalde Anadolu'ya... Coğrafya değişmeyince planlar da çok fazla değişmiyor. Evet, evet. Yani aynen öyle. Mesela bunu anlatamıyorsun. Çok net bir şey aslında değil mi? Şimdi o coğrafya sendeyse nasıl? Yani çok çok yani. Orada bir devamlılık var. Dolayısıyla yani Vahdettin'in kafasındaki projede olacak proje değildi. Benim anlamadığım bu kadar bir şey almazken niye bu kadar taviz veriyorlar? İngilizler hiçbir şey yapmıyor bunlar için ya. Yani İngilizlerden hiçbir şey alamıyorlar. Yani Sevr Anlaşması'nı biraz yumuşak yap değil mi? Biraz ne bileyim görünüşlü kurtar. Peki yine kitaptan olmayan benim de önemsediğim bir şey. Bolşevik İhtilali. Hı-hı. Bütün seyri değiştiriyor aslında bölgedeki. Bolşevik İhtilali olmasaydı eğer. Yani Rusya bir imparatorluk devam etseydi ve Rusya Alman ve Osmanlı karşıtı cephenin bir üyesi olarak savaş içinde kalsaydı ve savaş kaybedildi. Rusya'da hala bir hanedanlık ve o Avrupa ortaklığı devam etseydi. Kurtuluş Savaşı olabilir miydi? Başarılabilir miydi? Darmaduman olurduk. Nereden silah alacaksın? Olmazdı. Yani biz ilk başta ya bizim bir tane limanımız. Biz Trabzon'u bile bizde olmasaydı çok zorlanırdık. Şimdi savaş öyle ya savaşacaksın. Silah alman lazım. Diplomatik yerlerle ilişkin olması lazım. Bir limana ihtiyacın var. O yüzden biz Kafkasyalar'da Bolşevikleri destekliyoruz. Aslında neler yapıyorlar Azerbaycan'da falan mecbur. Orası İngiliz'in eline geçse bittik. Silahları Bolşevikler veriyor bize. Belli miktar yardım da yapıyorlar. Anti-emperyal şey. Sonra bize Fransa, İtalya'dan da buradan çekilirken. Çekildikten sonra onların silahlarını da aldık. Silahlarını da aldık. Bunları söylüyor sonra diyorlar işte. Gene artık böyle bir şey düşünmek zorundayım böyle. Senle ben bir araya gelince hep bir şeyi kontekste alıyorum. Evet yani bir savaş sadece diplomasiyle de kazanılıyor. Atatürk'ün en büyük daha sonra. Tabii tabii yani Sakarya kazanıyor çat Ankara'ya geliyor. İtalyanlardan şeyler gitmiş siz gidin diyor. Ve diyorlar zaten siz anlaşın Yunanlılarla bir şey çıkacak. Bir ara sonra şey 30 Ağustos önce öyle İngilizlerin üvertürleri açılışları da var. Diyor ki tamamen çıkacaklar. Yani böyle arayollar falan kabul etmiyor. Çok güzel İngilizleri falan da yalnız bırakıyor orada İngilizleri Yunanlıları. Yoksa öyle olmaz ya. Olmaz. Sen madem o kadar savaşıyordun zaten Dünya Savaşı'nı kazanırdın. 5 tane devlete birden kafa tutamazsın ki. Onları aralarındaki harmoniyi... Onların kendi aralarındaki iç sorunları kullanıp aynen onların öyle. Bazılarını devre dışına çıkar. Aynen öyle ama Rusya'da olsaydı o işte. Ama o zaman da şu olurdu. Bizi böyle parçalamazdı İngilizler Fransızlar. Onu unutmamak lazım. Belki o başka bir şey olurdu. Şimdi Rusya gelmesin diye bizi o zaman bölemezlerdi. Yani belki o zaman İngilizler, Fransızlar bize destek olurdu. O niye o zaman şey Sykes-Picot devreye girmez miydi? Yani Sykes-Picot'lar bilmem ne işte de ben o işler ona bakarsam Mondros'un da öyle imzalanmaması evet. Gerekirdi. Bence hiç oralarda şey olmazdı yani.
Rusya buralara o kadar çökseydi İngiliz, Fransa en azından bizim direnişimizi destekleyebilirlerdi proxy war olarak. Yani kendi savaşmazdı ama hani orada bu sefer öyle bir kurtuluş savaşını biz Ruslara karşı vermek zorunda kalabilirdik. Tahminen öyle bir şey olur. Yunanlar değil Ruslar mı olur? Evet ama biz şey değil yani orada şimdi bir devlet var. Bu böyle gerilla şey gibi değil abi, kurumuyla bir devlet var. Böyle şeyler kolay kolay tasfiye edilemez. Yani şey değil bu 1920'den Ukrayna'sı değil yani. Bir ara işte Bolşevik ele geçmiyor sonra tekrar Sovyetlere katıyorsun değil. Burası bir devlet yani. Her şey de o devlet etrafında dönüyor. Şimdi Fransa'yı ilhak edebilir misin? Zor. Edemiyor. Ne oldu? Naziler etti. Altı sahanı mecbur Vichy bıraktılar. Paris'te de paketleyip yolladılar işte Paris'ler ayaklanıp şey. Yani şey kolay değil. O Osmanlı Devleti'ni yok ettiğin zaman yerine ne koyacaksın? Peki senin uzmanlık alanından mı soracağım? Uzmanlık alanın ama senin uzmanlık alanının kapsama alanı dışında olsa bile genel olarak konuya hakim olduğu için bunu merak ediyorum. Ajanlık faaliyetleri. Hmm. Sen bununla ilgili çok kitapların da var. Bununla ilgili hatta ilk şöhretini değil evet, bunlara borçlusun. Osmanlı içinde bir ajanlık faaliyeti var mıydı? Yani kimlerin ajanları vardı ve onlar, ben şunu bilirim ki bazı devletlerin içerisinde, buna biz de dahiliz, biz bir yerde bir ajan grubu kurabiliriz, bir istihbarat ağı kurabiliriz, başkaları bizim içimizde kurabiliriz. Osmanlı'da böyle bir faaliyet hangi ülkeler yürütüyordu? Vallahi bugüne bunun yansımaları var mıdır? Bizim içimizde mi, bizim yolladığımız mı? Bizim içimizde. Bizim içimizde. Ya bu benim genelde yani yurt dışı araştırmalarda yaptığım araştırmalar şu sonucu çıkardı. Şimdi abi ajanı tanımla. Mesela bir zamanlar o dönem atıyorum. Şimdi Washington'da gazetecilik yapıyorsun mesela. Sen konuşuyorsun. Burada birinden duyduğun bir şey söylüyorsun. Bu ajanlık mı değil mi? Ajanlık mı değil mi? Ki bu çıkmıştı o zaman. Şimdi isim vermeyeyim de. O zaman çok popüler Televide gazetesinde bugün önemli bir yerde olan birinin söylediği bir şey. Ya da işte bir konfer ajan diyor. Halbuki alakası yok. Şimdi konuşursan sen Washington'da bulundun. Ben de orada okudum. Konuşuyorsun ya o bir fikir söyle bu fikir söyle. Sen bunun kazara devlette bir görev yaptın ya da bir milletvekilinden ya da gazeteci olarak duyduğun zaman bu ajanlık mı? Şimdi böyle gevezelikten kaynaklanan şeylere gelirse... Gevezelik tarafı işin ayrı. Genelde popüler olanlar böyle bunlar. Çok şeyler bunlar oluyor. Onun dışında evet var. Yani özellikle böyle çok şeyli yapılarda, çok parçalı yapılarda ve çok fazla eski Hristiyan'ın olduğu, hatta çok fazla Hristiyan'ın olduğu yapılarda bu çok doğaldır. Ama benim şeyim bu siyasettir. Yukarılara çıkınca tek aidiyeti, tek sadakati olan adam bir elin parmakları kadar azdır yani. Ama James Bond gibi ajan bulamazsın. Ama bu da bir yani herkes herkese iş tutar. O tip ajanlar da vardır. Çok özellikle bu şey ülkelerinde de zaten bu NATO MATO ülkelerinde de oraya konur zaten onlar. Yani anlatabildim. Biz böyle bu bize bu egemenlik işi 2. Dünya Savaşı'ndan sonra belli şeyler tüm dünya sekteye uğradı. Yani Rus şeyindeyse Rus bloğu biraz seni kontrol ediyor. Amerika oraya ajan sokuyor. Şimdi dünyayla entegre olduğun sürece de evet senin için öyle insan girer. Orada da bazı faaliyetler gösterir. Bazen o çok içinden de çıkabilir. Çok içinden bir çıkar grubu o çıkabilir. Ajanlık faaliyeti gibi görmezsin ama işte darbe yapmaya çalışabilir falan. Yani onun tanımını yapman lazım. Osmanlı'da da var o zaman. Yani işte korsanlar var. Korsanların tamamı İtalya'dan, İspanya'dan, Fransa'dan gelmiş. Müslüman olmuş insanlar. Hakikaten korsanlık yapıyorlar. Ama kaçtığı yerin kralına da para verirse bilgi satıyor. Neden satmasın? Zaten adam niye korsan olmuş? Para kazanmak para için. Yani bu şey özellikle siyaset çok acımasız ve maksimizasyon istiyor ya, her şeyden bir şey çıkarmak. Ya da yani her türlü enstrümanı kullanmak. Kullanıyorlar. Bunu da kullanıyor. Mesela benim yazdığım kitabı da var. Tüccarların hemen hemen hepsi casusluk yapıyor. Niye? Abi adam bunu alıyor. Sende yok. Bunu satıyor. Bir de sende ne yok? Acaba Ankara'da ne oldu? Yok. Onu da satayım. Bilgi yok. Hem de taşıma burada taşıyorsun. O bilgiyi satayım. Niye satmayayım? Sonuçta ticaret burada olan şeyi olmayan bir yere götürüp olmayan birine satmak değil mi? Ankara'da bir iki laf duymuşum. Hemen söyleyeyim sana. Dolayısıyla çok hani casusluğun çeşidini belirlemek lazım. O tip ajan adamları çok nadir yakalayabiliyoruz. Ama var. Casus çalışmalarında ilgili şöyle bir şey söyleyeyim. Bir kere onların genelde en sonuna kadar inanılmaz sakar oluyorlar bu arada. Düşündüğümüz kadar rasyonel. Hiçbir zaman böyle Ethan Hunt gibi, James Bond gibi olmuyor. Bunlar böyle salak gibi yakalanıyor. Çok güzel bir kitap var. Shanghai on the Metro diye. Kaçakçılık şey falan anlatıyor. Orada nasıl sakarlıklar var yani. Ve nasıl garip ilişkiler olduğunu. Bir de bu casus kişilerinde hep şeye bakacaksın. Hep paraya abi. Terörizm, korsanlık, casusluk. Hep bir para, hep para vardır. Hep para vardır. Yani kaçakçılık mesela. Hemen parayı onları, takip et. Oralardan yakalıyorlar zaten kezleri. Bu uyuşturucu ticaretlerinde böyle yakalarsın ya. Mesela bazen böyle şey oldu mu. Amerika'da falan da oldu böyle.
İşte kornumlara, torbacılara bir operasyon düzenler. Aslında hiçbir iş yapmaz. Sen parayı takip edeceksin. Uyuşturucu takip edemezsin. Casto da öyle. O nereye gidiyor? Tabii bir de şey casuslar da var. Bugün artık esas yazılması gereken aslında şey corporate espionaj. Nasıl şirket yapıyorlar? Casusluğu. Şirket casusluğu. Yani hani pek bildiğim bir alan değil. Ama esas orada. Şimdi artık değil mi? Her şey ne oldu çoldu. Peki casusların bir ülkenin yıkılmasında, bir ülkenin ele geçirilmesinde, bir ülkenin siyaseten bir yerden bir yere sürüklenmesinde, ülkelerde kriz çıkarılmasında etkisi büyük mü? Vallahi olabilir ama şu anda direkt bir şey söyleyemeyeceğim. Yani çok, ya şimdi o koskoca ülkeyi tabii ki bir casus faaliyetle yıkamazsın ama mesela bir işgalin önüne... Binbaşı Noel. İşte bu adamın Anadolu'da bir isyan başlattığı ve bu isyanın... Arabistan'da Lawrence. Zaten çok kırılma noktalarında gelirlerse olurlar yani. Gene konjonktür. Ama zaten ancak konjonktürde bir şey tamamen bir değişiklik yaratabilir. Yoksa ne diyeyim? Tabii canım, yani her şey iyi giderken ajan gelse tabii. Buraya ne olur ya, burası iyiymiş. Yani kişi zaten doğru yerde doğru zamanda olacak. Bir de üstüne yetenekli olacak ya da üstüne doğru iş yapacak. Mesela ben şu anda Türkiye'nin ajanlık faaliyetinin çok uygun bir yer olduğunu düşünüyorum. Mesela Arap isyanlarında, sonrasında Anadolu'da Cumhuriyet'in ilk yıllarında başlayan isyanlarda, dini ve din adamlarını kullanarak çıkarılan isyanlarda. Bunların bir de acemi versiyonlarını deniyorlardı, hatırlıyor musun? Yok bir yerde bir şey işte rahip çıkıyordu şey falan filan. Bu ezberlenmiş, hala da yapılmaya çalışılan şeyler. Vallahi olabilir, kendin bölünmüşsen toplum olarak o yumuşak karnını bırakırsın. Yani bugün bak ajandan gel. Bugün bir medya bile istediği zaman Türkiye hop ortadan ikiye bölüyor. Mesela bazı açıklamalar bir tanesi ne problem? O mesela 6 ayda bir piyasaya sürüp hep bilinç çıkarılır oradan mesela. Ben kendim de yaşıyorum. Mesela medya öyle çalışıyor, sen biliyorsun. Ya medya bile yapabiliyorsa, bir de gerçekten yani tik almak için değil de bir operasyon yapmak için kamuoyu nasıl yönlendirebiliyor? Mesela? Ya ne bileyim, şimdi bir tane işte dediğim gibi al işte Abdülhamit'le ilgili bir şeyi al şişir, tamam mı? Bugün olmazsa yarın bir daha sun. Ya da işte ne bileyim bir gündem yaratmaya çalış. Zamanında bu şeylerle ilgili hep gündem yaratılıyordu ya işte ne bileyim. Ya bu referandum zamanı mesela 12 Eylül'e ilgili bir sürü şey çıkıyordu. Yok şunu şuraya var mı? O haber ne kadar doğruydu, neydi bilemez. Bilmiyorum doğru muydu değil miydi. Yok işte bilmem ne. Yani kamuoyunu çok güzel gidiyorlar. Bunun en güzel örneği Irak Savaşı ya. Bırak ajanlı falan. Kendi içinde kendi devletin yapıyor. Dışarıdan biri yapabiliyor. Ne oldu hani Irak'ta? Yani Amerika gibi okuma oranı yüksek, farkındalığı yüksek bir toplum. Kesin cahil falan değiller. Ortalama Amerikalı evet öyledir ama okumuş bir kesimi de vardır ve okuduğunu anlayan bir toplumdur yani. O kadar da değil. Bangladeş değil burası. Nasıl inanlar Irak Savaşı'na? Değil mi? Ne alakası? Saddam Hüseyin'in bir adam mıydı? Siyasal İslam ve hiç alakası yok. Ne alaka? Onların yok kitle iletişim, sana ne ondan? Yani kitle imha silahı. Kitle iletişim yok. Kitle imha. Ama yedirdiler. Yani o beyin üzerindeki o şey. Sonra Blair özür dedi. Ha ne oldu işte? Sonra adam gitti. Adam gitti. Hani. Bir ülkede 2 milyon kişi öldü. Evet öldü. Darmaduman oldular. Gene Afganistan Taliban'a bıraktı. Yani o zihne senin kendi hükümetin hakim olabiliyorsa, mesela dışarıda birinin yapabileceği, daha programlı, daha seni hiç umursamayan, gene çünkü bir hükümet seni yanlış yönlendirirken gene devletin bir çıkarı ama bir gruba yarayan çıkarına hizmet ediyor. Bir dışarıdan geldiğini düşün. Bunu şu yüzden sorayım. Cumhuriyet'in 100 günü. Hı hı. Bence isyanların bu 100 gün içerisinde kıymetleri var. Evet. Yani Dersim isyanında, Şeyh Said isyanında, Cumhuriyet'te çok önemli yerleri var. Bunların arka planında ne vardı diye merak ettim. Ama arka planda olan şu abi, şimdi hep beraber bir isyan yapmışsın. Bütün devrimlerde olan bu. Sonra devrimin içinden bir grup o devrim kontrolünü ele geçirmiş. Şimdi bunları biz de isyan ediyorduk. Padişah kalktı, hilafet kaldı. O Şeyh Said'in falan yazdıklarını okursanız işte kadınlar tiyatroya gidiyor falan diyor. Fotoğraf çektiriyor falan diyor. Şimdi Türkiye'nin en büyük problemi böyle 4-5 ayrı uygarlık varmış gibi o zaman da. Bugün artık 2'ye falan indi o da. Değişik yani, sosyoekonomik sürtleri değişik. Bugün de Türkiye'ye mi diyor? Bugün de... Valla doğru. Ben de Anadolu'yum. Mesela bu kitaplarım tabii çok sattığınca imza günleri yapıyorum. Anadolu'ya gidince falan mesela bu son... Satıyor mu? Satıyor bunlar. 100-200 bin. Evet. Sağ olsun. Ali Bey de sevmeye bakıyor arkadaşlar. Öyle tabii yani. Çok emek veriyoruz abi. Bir de yani satma söylemi değil. Satma söylemi iyi okunsun yani. Okuyorlar da umuyorum. O etkiyi de bırakmayı düşünüyorum. Şimdi şu imza günlerine falan gidince ben de tanıdım. Mesela bu seçimlerde falan filan bir yanlış tarafa düşüyoruz ya. Bu sefer ben düşmedim. Niye? Orada görüyorsun. Orada başka bir denge var. Bunu pejoratif anlamda kötülemek için falan söylemiyorum. Bir denge abi. O biziz. Biz onunla yaşıyoruz. Başka bir toplumsal yapı var. Bu şimdi 2023'te böyle. 1920'de başka bir şey. 1926'da başka bir şey. Şeyh Said isyanı baktığın zaman
Orada şeyhlik var, işte ne bileyim orada bir başka, ettik mesela aslında o kadar yok ama orada bir ne bileyim başka bir feodal ilişki var ki Cumhuriyet o ilişkileri çözemediği için. Çözüm. Orada bugün hala problem var. Ki sen bölgeyi çok erken zamanlarda gitmiş evet. birisin değil mi? O zamanlar yazılar falan filan yatıyor. Yani bir, o zaman da ne olduğunu biliyorsun. O zaman da öyleydi. Şimdi bu tip endişeler var, bu tip challenge'lar var. Sen bir devlet kuruyorsun. Cumhuriyet'in en iyi yaptığı şey, İttihat Terakki'nde yapmaya çalıştığı şey. Tek tip bir vatandaş, sorumluluklar aynı, haklar aynı. Tamam mı? Herkes hukukunda eşit falan. Bunlar kolay işler değil, olmuyor işte. Ama seçime gidiyorsun İttihat Terakki ile 1912'de Rumlara kaç kişi ayıracaksın? Şimdi bütün Rumlar bir arada oy kullanırsa, Türkler dağılırsa bütün parlamento Rumlardan oluşabilir yani. Ne oluyor? Lübnan'daki, bak Lübnan çekiyor bugün. 3-2 Rum olsun, 5 Türk olsun, bir Arap olsun, bunları dağıtmaya çalışıyorsun. Seçim sistemin belli değil. Evet, bir parlamentoyu oturtamıyorsun. Ve sen aslında biz Arap topraklarını kaybedip Balkanları kaybettikten sonra bir vatandaşlık bilinci oturttuk. Yani o random olaylar aslında öyle olmak zorunda olmayan olaylar biraz da önünü açtı. Çünkü az çok bir profil çıktı ortaya. Müslüman, Anadolulu, işte Türk, Kürt işte falan. Onlar da bir Türk şey üzerinde bağladılar. Ve oradan bir şey çıktı. Şimdi Balkanlar kalsaydı mesela o ideolojiyi sürdürebilecek miydik? Nasıl peki, olacaktı? O zaman sen lafı benim zaten sormak istediğim yere getirdin. Hı. Mübadele olmasaydı ne olurdu? Şart mıydı mübadele? Ya o karşı taraf da istiyor. O zaman çok uygulanan bir şey. Tabii ki insan dramı vardır. Ama o dönem yani Vezeros da istiyor. Abi o savaştan sonra çok büyük risk. Çünkü orada şimdi şöyle. Daha önce birbirlerine kılıç çekmiş veyahut da kendisine düşman olanlar destek olmuş birini çoğunlukla istiyor. Doğru ya, Vezeros da daha önceden de konuşuluyor bu. Yani ilk defa konuşulan bir şey değil. Orada Hristiyan Türklerin gönderilmesi. Karaman Türklerin gönderilmesi. Evet. Orada da o Türkçülüğün içinde hala bir İslamcılık var görüyorsun yani. Aslında Türk tanımı. Tabii abi, şu anda yani Türk olmayan, yani İslam, Müslüman olmayan Türk sayma yeni evet. yeniden hortlamış vaziyette. Evet evet yani doğrudur. Bugün çok takmadım ama o mübadele oluyor yani, hep yapıyorlar. Çünkü nasıl olacak şimdi, gelmiş bunlar. Yani ne kadar sen Osmanlı kültürünün içinde erimiş olsan. Rum gelmiş, hadi yeni Yunanistan kuruyor. Oradaki Rum köylüsü de coşuyor. Bu arada toprak meselesi varsa onu hallediyor. Kız kaçırılacaksa onu kaçırıyor. Bir kan davası varsa onu vuruyor, arkasına hükümeti alıyor. Köy geliyor, köyü basıyor. Yunanlılar da bayağı iş yaptılar yani geldiklerine. Çekilirken bu sefer bu adamlar şeylere binip kaçmak zorunda kaldı. Kalanlar ne olacak? Nasıl bir orada kültür yaratacak? Orada Türkler var. Daha çok burada var ama yani o endişe zaten Yunanistan 1922-23'teki en büyük endişeler. Kaybedersek buradakiler ne olacak? Buradakiler ne olacak diyor adamlar yani. Gelmeseydin çok güzel oluyordu kardeşim. Yani evet. Yani o 1908-23 krizi Türkiye yani Osmanlı bakiyesinin sosyal yapısındaki o etnik çoğunluğu biraz daha rasyonize ederek mesela Cumhuriyet'te ideolojisinin önünü açmış oldu. Yani oradan artık bir Türk şeyi söyleyebilmiş olduk. Çünkü Araplar gitmiş. Gayrimüslimler etmiş, mübadeleyle onlar etmiş işte ve sonuçta artık oradan bir Anadolu Türk'ü üzerinden bir şey. Peki o perspektiften bakınca bugün göçleri nasıl görüyorsun? Bakın şimdi bu gene muhakeme ve mukayese yapamayan halkımızın konuşamadığı bir problem. Şimdi bir ülkede, dünyanın her ülkesinde, özellikle liberal yani herkesin kredi kartı taşıdığı, her şeyin para olduğu ülkelerde her insan hem bir şanstır, her vatandaş hem bir yüktür. Bir yüktür, biz ona okuturuz. Bir yüktür, o suçlu olmasın, o işte hırsız olmasın, o kötü komşu olmasın, uyumlu vatandaş olsun, ona yatırım yaparız. Ülke kültürü uyum sağlasın. Ülke kurumu. Ve o bir şey üretir, bize katkı sağlar. Tamam, bugün çok basit bir örnek, bir insanı 25 yaşına yetenekli, iyi yetişmiş olarak getirmek değil, çok zorlanan bir toplumuz. Çok az. Ve buna muhtemelen 1 milyon dolar falan harcıyor, 2 milyon neyse. Ve Türkiye'nin en büyük problemi insan kalitesi problemidir. Ve ülkelerin, özellikle kapitalist sistemlerde en büyük gücü insan kalitesi gücüdür. Yıkılmış Almanya ayağa kalkarken, yıkılmış Türkiye biraz daha geç ayağa kalksa o insan... Kalitesinden eğitim kalitesine kaynaklar. Şimdi biz zaten kendi insanımızda kalite problemi var. Bütün okul verileri, PISA sonuçları çok eğitim sorumluluğu gösteriyor. İşte, Selçuk Hoca'nın şeylerini falan okusunlar, okuduğunu anlamada çok gerideyiz. İş yerlerindeki insanlar, mesela birbirinize attığınız maillerle anlaşamıyorsunuz ya. Çünkü çoğu insan okuduğunu anlayan onları %23. Evet. 4. seviyede anlayan da %3.5'muş. Normalde 11 işiyle de, diğer ülkelerde 20 falan, %3-4 oranında. En böyle kompleks metin, mesela bu kitabı evet. okuyabilecek. Tamam mı? Senin şeyinde 100 bin, 200 bin, 300 bin, 500 bin gazete satıyor.
Bu kadar yani. En küçük şeyinde 2 milyon satıyordu. Arka rok vererek satıyordu. Okumayan bir toplum. Şu anda 20 bin satıyor. Tabii ama yani tamam, o yüzden Facebook'ta, Twitter'da dünyanın hiçbir diline çevrildiğinde kimsesinin muhatap olmayacağı argümanlarla siyaset yaptığımızı düşünüyoruz. Şimdi bizim böyle bir problemimiz varken, bir problemimiz bu. İki, bizim toplumsal yaşamda kadının rolüyle ilgili problemlerimiz var. Bu hala, bu birçok İslam ülkesine göre çok iyi oturmuştur. Birçok ortada göre çok iyi oturmuştur. Tebrik ediyorum. Türk halkını tebrik ediyorum. Bir başbakanı da seçmiştir. Kadın olarak birçok yerde vermiştir. Okey ama hala oturmamış şeyler. Şimdi dışarıdan iki tip insan geliyor. Bir, buranın kesinlikle eğitemeyeceğimiz, eritemeyeceğimiz bir kitle. Bu kitlenin dışında kalanlarda hiçbir lafım yok. İki, bir de bu bütün şeyin içinde bu kadın işlerini falan özellikle şey yapacak. Bu Afganistan tarafından gelenler. Oradan problem olduğunu görüyoruz. Adam işte kız görünce videosunu çekiyor. Yani bu olur. Bir kişi, beş kişi kontrol edebilsin. Şimdi böyle bir yerde milyonlarca adam gelince burada bir problem vardır diyen adama faşist diyemez. Diyemezsin kardeşim. Yani biz hiçbir şey mi konuşamayacağız? Olsun busun. Ya bu bitmedi. Bu bırak konuşsun. Ha bunu ırkçı olarak ifade eden çok insan var. Bu da çok üzücü. Hayır. Ama toplumu bir laboratuvar görürsek, sen 80 milyon toplumu 7 milyon, 10 milyon, 5 milyon neyse dışarı adam koyarsan o da o tepkiyi verir. Haklı olmaz ama öngörülebilir olur. Şimdi biz kendi kendimize yetemiyorken bu kadar insan niye geliyor? Ucuz işçilik diye geliyor. Bu kadar basit. Ne öyle bir sistem ona getirdik. Onu ben ona diyorum, köle ticareti yok. Ama sadece değil, dünyada da öyle. Londra'nın merkezinde İngilizler mi kalıyor? Zenginleri gelip şehir merkezine koyuyorsun. Tamam mı? Daha fakirleri de işçi hakları olmadığı kölelik gibi çalıştırıyorsun. İşte orta sınıf eriyor. En fakir göçmenleri de gettoya yerleştiriyorsun. Gettoya yerleştiriyorsun. İşte ortada kalanlar da ileride 20 sene sonra 30 sene sonra Kadıköy'de herhalde hiç, dediğim gibi hiçbirimiz atadan evi olmayan biri oturamayacak. Oturamayacak. Gidecek Kartal'da oturacak. Oralara belki Rus zenginler şeyler gelir. O zengin geldiği için ona bir şey demeyeceğiz. Evet, bu fakiri de gelecek. Bunun güvenlik problemi var. Ya abi trafikte biz adam öldürüyoruz ya. Bu kendi halkımızın problemi yani. Türkiye'de şiddet problemi çözülememiş. Bununla daha çok artıyor. Daha çok artıyor. Şiddete daha alışık toplumlardan. Daha çok artıyor. Bir de şey de var yani. Linç kültürü zaten sosyal. Ya şimdi bir tane Suriyeli yanlış bir şey yaptı, hepsine söylenebilir. Mantıklı mı bu? Değil. Ama gidiyor adam. Onu da bir Suriyeli parlatıyor. Yani. Bir parlatıyor. Orada siyasi yani o problem çözülmedikçe oradaki damar da tutuluyor. Tutuluyor. Mesela, o açıdan bunun konuşulması lazım. Bunun uzmanı vardır. Ama uzmanı da öyle endoktrine olmuş şekilde gelecekler tabii ki insan kardeşliği değil. Realist, normal bir sosyolog mu, psikolog mu ne bunlar kimse oturup bunu belki de yapılıyordur. Ama ben tarihte çok az gördüm ki böyle yani o nüfusun 10'da biri, 15'te biri kadar bir yere gelip oradan problem çıkmasın. Çıkmaması mümkün. Yani çok zor. Ve Türkiye'nin en büyük iki problemi eğitim ve kadın toplumsal alandaki yerini yani tam anlamda modern anlamda atlatabilmesi problemi daha da vahim hale getirecek. Daha da vahim hale getirecek yani. Tam bir kitleyi cumhuriyet eğitmek üzereyken ya da eğitimli kitle oranı artarken şimdi felaket bir yeni bir kültürle tanışıyorsunuz. Yani bir de böyle Balkanlardan gelenler falan uyum sağlayabiliyordu. Başka bir kültür. Başka bir şey. Yani Suriyeliler için de Afganistan başka bir şey. Aynen. Bir de Türkiye'nin şeyi kalmadı. Kendi işi de. Genelde insanlar ne zaman xenofobiye düşer? Ekonomi kötü olunca. Hani şey vardı İngilizlerin, şey Amerikalıların dalga. They took our jobs. İşlerimizi aldılar. Ya şimdi insanlar Türkiye'de keyifli değil artık. O tansiyon gene bugüne kadar çok iyi yönetildi. Çok iyi yönetildi. O Türkiye'de yani, evet halk da o konuda mutedil davranıyor. Mutedil davranmaya devam etsinler. O problemler öyle öfke nöbetleriyle ya da bir grup insanı hiç hak etmedikleri bir maliyet çıkararak olmaz. Ama bu bir problemdir. Problem, hani. Nasıl çözülür dersen bilmiyorum abi onu. Bu ülkenin 200 tane üniversitesi var. Herhalde göçle ilgili doktoralar, uzmanlar vardır. Birileri çalışıyor. Epey bir çalışma var. Yani, ama siyasetçilerin bu çalışmaları pek kayar. Sadece siyasetçiler de orada bir şey söyleyeyim. Şey olarak, gazeteciler de gündeme getirilebilir. Mesela ben hiç görmüyorum. Mesela Amerika'daki şeyleri izliyorum. Ya adam haber yapıyor. Oradan bir uzman çıkarıyor. Bir şey yapıyor. Bilmem ne yapıyor. Biz de artık öyle değil. Biz de artık... İşte sen burayı YouTube'da çıkarıyorsun. Birkaç kişi daha çıkarıyor öyle. Artık... Yorum programı bile aynı adam çıkıyor. Aynı adam çıkıyor. Her şeyden çıkıyor. Küresel ısınmaya da aynı adam. Göçmen sorununa da, uluslararası ilişkilere de, Rusya ile soruna da, füze krizine de, F-35'e de her şey aynı adamdan çıkıyor. Ya bir şey daha anlatıyorum. Bir gün işte... Ersan Şen çıkıyor her şey. Ersan Şen çıkıyor. Bileceğim Mete Yarar çıkıyor her şey. Bir gün arabayla okula gidiyorum. Onda böyle herhalde CNN Türk'te. Ne güzel marka falan söyleyebiliyoruz ya. Ya televizyonda hatırlıyorum. Senin programda hep söylüyorduk zaten de. O hep serbest. Tam böyle iPhone deme. Ne diyeyim Samsung mu diyeyim program. Onu da deme falan diyor. Ya CNN hiç unutmayacağım onu ya. CNN'de program izliyor. Şey ya Ebru Baki herhalde. Bir kadın konuşuyor. Gölcük'te bir kız
Çocuğu var, ailesi bilmiyor. Hatay'da ailesi çağırmış. Bu kadar biberonu bebeğe vermiş, gitmiş Hatay'a. Çocuk da ölmüş tabii. Çok son derece acı bir olay. Bu haberi konuşuyorlar. Ya üç erkek başladılar annenin önemini anlatmaya. Abisinin krizine girdim gülmekten. Ne yapsın adam, konu gelmiş. Ne anlatacak yani? Çocuk bakımından mı anlatacak? İşte kadına bakıyor. Yani en dip noktası oydu. Yani o her şey. Üç tane adam. Böyle ve programda kadın da var ama kadın moderatör. Ya o da bir şey. Konuşma hakkı yok. Ya dedim bu nasıl bir şey? Ya tabii orada talihsiz ama programa dolayısıyla Türkiye'de şey de var. Uzmanlar var. Uzmanları şeye çıkarmıyoruz yani. Sormuyoruz fikrini. Çünkü uzmanın söyleyeceği ne söyleyeceğini bilemezsiniz önceden. Evet. Diğerlerinin ne söyleyeceği belli. Yani böyle kanalların listesi var. Konuk listesi. Ya bu muhaliftir ama buraya kadar söyler. Bu iktidardan yadır ama buraya kadar söyler. Ne söyleyeceği belli olmayan ama bunu konuşurlar. Ama şeyi hatırlıyor musun? Şimdi ben mesela Flu TV'ye çıkmadan önce en çok haber... Şimdi bizim eve yakın diye hepsi de çıkıyorum. Ben hepsi de çıktım. Ya sen Türkiye falan çok az çıkmışsındır. Şimdi ilk başta çıkıyorum. Abi benim öyle bir soru soruyor ki cevabı belli. Tamam, kimse fark etmedi beni. İşte sonra sana çıktım, Flu'ya çıktım, sonra bir sana çıktım falan. Öyle öyle. Çünkü ya gerçekten merak etmiyor ki adam. Sen gerçekten merak ediyorsun. Bak şimdi açıyorsun mesela değil mi? Ben de merak ediyorum. Yani seni çağırsam derim ki ya şunu nasıl yaptın, bunu nasıl yaptın? Yok zaten yapamazsın ki bu işi. Orada bir soru var. Soru seni bir yere götürüyor zaten. Yani onu uzmana da sorsan bir randıman alamazsın. Alamaz. Ya bak ne oldu? Şeyde Covid'den sonra bütün kanallarda bana soruyorlar. Covid hayatımı değiştirecek olağanüstü bir kriz midir diye. Hayır diyorum. Yani insan çok önemsiz. Hemen geçecek. Siz kendinizi abartıyorsunuz. Medya şişiriyor. Bunu diyorum ama çok nazik diyorum. Böyle demiyorum ki linç etmesinler diye. Peki bu önemli kriz ya. İkinci soru sanki ilginç soru yokmuş gibi abi. Çünkü soru önceden hazır. Ama o zaman da insanı manipüle ettiğini hissediyorsun kardeşim. Ben halka panik bas diyor bana. Aslında manipüle edecek bir zekası da yok. Sadece önceden neler sorabileceği konusunda editör onun eline bir liste vermiş. O sen anlatırken seni dinlemiyor zaten. Dinlemiyor değil mi? O diyor ki hadi bir bitse de ikinci sorumu sorsan. Çünkü o dün bütün amacı önüne verilen 20 sorunun maksimumunu sormak. Soruları da büyük ihtimalle önceden çalışmamış. Zaten kulaklığından da bir anda içeriden de bir şey, sürekli bir şey söylüyor. Evet, çok dağıtıyor. Çok enteresan. Ama bu tamamen entelektüel seviyede gibi bir şey yani. Evet. O da yani şey. Mesela bunları birbirimiz senin hayatında ne yaptığını da bilmiyorlar yani. Hı. Emrah Safa Gürkan gelecek. Ne yapar? Popüler bir isim. Necidir? Bilmem bir şey diyor ama. Evet evet. Yani ya da şey yapıyor. İşte espriler yaparız falan filan. Gırgın bırgın. İşte sosyal medyada çok takipçisi var zaten. O da programı duyurmamız. Şimdi o da orada da işte o da var ama bunlar da insanın yani insan buna yeni yeni uyandı. Yıllarca televizyonlarda falan bunlar kanaat önderliği. Hiç, sen de biliyorsun hiç bunlara dikkat etmeden yıllarca program yaptım. İyi oldu kötü oldu bazen ama abi tam onu, ama o şey lazım. Ona bir hareket, o hareket alanını alabilmen için bir güçlü olman lazım ya. Yani işini yapacaksın, kendine güveneceksin, biraz şey olacak falan filan. Onu herkes yapamaz abi. Nasıl sonra YouTuber oluyorsun ama. Bak orada çok şey yapıyorum. Ben çok sevindim ya. Üç sene önce açtı ben izledim. Sonra niye kapadın sonra? Habertürk mü dedi? Habertürk o zaman da tercih yaptı dediler. Keşke yanlış tercih yapmışsın. Gerçi o Carl Sagan programı olmazdı. Evet, Carl Sagan nasıl gerçekti yani. Ama açık söyle, bak birebir doğru, çok doğru söylüyorsun. Benim Habertürk'te bu kadar uzun süre kalmamın temel sebeplerinden bir tanesi. Çünkü ben son zamanlarında Habertürk'te artık yük olduğumu farkındayım. Çünkü diyordun emekli oldun gibiydin sen. Ayrılmak da istiyordun ve sıkılmıştın da artık. Yani, yani evde oturuyorum diyordun falan. Heyecanı kaçmıştı ve tembelleşiyorsun ister istemez. Temel neden şuydu, teke tek bilim programı. Evet. Onu başka hiç kimse benim kaprisimi çekerek yapmazdı. Ve şöyle bir şey oldu, iyi bir şey de oldu yani. O hep en çok izlenen programıydı. Habertürk'teki en izlenen programdı. Darlardan biriydi yani. Sosyal medyada, YouTube'da en çok izlenen programıydı Habertürk'ün. Habertürk'ün imajını en güçlü yapan programdı. Ve Habertürk bana hep şunu hissettirdi. Ya biz bu programı senin hatırın için yapıyoruz diye. Fakat ilginç bir şey oldu. Ben ayrıldım. Programın benim zamanımdaki yapımcısı genç kardeşimiz şimdi o programı yapıyor. Yani demek ki benim için yapmıyorlarmış. Demek ki iyi bir şeymiş aslında ama onu bana asla hissettirmediler. Yani senin hatırın için yapmıyorlar. Orada çok, bu Ali Cengiz muhteşem Türkiye'de. Türkiye'de mesela ben de öyle bazı en çok başarılı olduğum şeylerde bana ilk bak başarılı olan ve kalite katan işlerde onu benim için yaptığımı söylediler. Bu çok garip bir şey. Eğer bu tam birini yukarı çıkarmama planı. Ben yukarı çıkacak bir halim yok. Ben ama, de bir çıkacağım kadar. Kalite olarak, ama kalite şey. Olarak kalı işte. Ama o şeye gelmiş. Kalite olarak öyle abi. O bir sürü program yapmış olabilirsin ama onun başka bir yeri var. Hayır, başka bir yeri var. Başka bir yeri var. Yapılamadı. Yani teke tek de ilginç program. Çok izleniyor. 90'lardan beri yapıyorsun. İşte Uğur Dündar Arena yapıyor. Ama o programda bir tane daha yok. O popülerite hocam yakında bile bir şey yok. Yani
kültür programları oldu. Yapmaya çalışanlar oldu falan ama olmadı yani. Çünkü o bir de bir müktesebat gerektiriyor yani. Hakikaten bilime meraklı olmayı. Yani. Sonra, ben bilim adamı değil, sonra, meraklıyım. Sonra beni çıkardın. Sonra seni çıkardın. İpini çekmiş aldım. Haşırt diye geçirdiler cezayı. Ve program bitti. Kaç numara? Ben küfür etmedim ki Celal. Bu ne bu ayak ya? Kaç numara bu? Ayakkabılar çok komikmiş. Celal Şengör'ün kendisi... Ayakkabılara bayıldım valla. Ben de ha benimkidir miyorsun? Benimkidir durum. Ha evet. Celal Şengör versin. Şey yani, cezayı mı? Cezayı. Böyle garip ceza var. Bir günde Murat Bardakçı ile program yapıyoruz o zaman. Tekedek bilimin ilk başları, ilk günleri. Murat Bardakçı'da kalem uçları var. Kalem uçlarını bir tane sigara kutusuna koymuş. Böyle karton bir sigara kutusuna. Salem falan gibi bir şey galiba yanlış hatırlamıyorsam. Program sırasında kalemin ucunu çıkarmak istedi. Sigara paketini açtı. Haşırt. Sigara gösterdi. Ağır bir ceza verdi. Ya bu yasalar falan nasıl geçti mesela? Allah aşkına... Bunlar 90'larda geçti değil mi? Rütük yasası ilk yanlış hatırlamıyorsam kaç 92-93 müdür? Galiba yani baktığımızda Türkiye... Oltan Sungurlu'ydu komisyonun başındaki Anaplı, değil mi? Bakan Anaplı. O zaman geçti. Vallahi medya patronlarına çok etkisi oldu yasaların geçişinde. Onu diyorum yani Türkiye'de böyle yasakçılığın geniş bir tarihi var yani. Ama yok mesela Rütük nispeten daha geniş bir uygulama... Şey abi tamam da bir kere kurunca o kötüye gidiyor işte. İşte AK Parti geldi. Sen oraya kurum yaratıyorsun. 2007'den sonra yürütük bir mekanizma hale geldi. Tabii şimdi ama yani sen oraya mekanizma yaratırsan oraya gelen atılır. Hiçbir zaman bugün kadar felaket olmuyor. Bugünkü başkan falan filan. Evlere şenlik yani Allah korusun. İşte demek ki o mekanizmaları yaratmayacak. İşte Amerika'da şey falan yapıyorlar. Yok öyle değil mi? Yok. Evet. Yani şimdi kalkıyorlar anayasa, antidemokratik, darbe anayasası değiştireceğiz. Yahu kardeşim sadece bu dönemde yani AK Parti iktidarında 12 kez değişmiş. 134 maddesi değişmiş 177 maddeden. Hakikaten niye destekler? Daha ne? Yani 3 kere referanduma gittin. Niye bunu daha önce demokratik hale getirmek, darbe anayasası olmadan çıkarmak niye aklına gelmedi? Veya daha neyi çıkarıyorsun? Her şeyi çıkarmışsın zaten. Yani neyi? Çok acayip. Garip ülkeyiz biz. Evet. Yani tartışılamıyor. Konuşulamıyor. Bunu söyledim mi? Ooo sen darbeciden yanasın. Sen Jacobensin. Sen olsun. Sen busun. Ya sana bir olay anlatayım. Biz artık Flu TV'de bir gün İlker'le oturuyoruz böyle. Gene bir şey olmuş. Kriz yönetimi yapıyoruz. Sanki İstanbul'da Allah korusun deprem oldu onu şey yapacağız. Ya böyle suçluymuş. Ya İlker'de ne yapıyoruz biz? Dedim biz ne yapıyoruz? Yani birinin bir şey mi çaldı? Ya yanlış anlar mesela edite bakıyoruz. Bir şey yanlış anlar, bir şey patlar mı diye artık o hal. Vallahi öyle. Ya dedim ne yapıyorsun? Sen orada gelmişsin. Deli gibi de çalışıyoruz o zaman ya. Bugün de öyle. Artık ben umursamıyorum da. İşte, sağ olasın sen falan da alıyorsun zaten artık radyosunu şeye geldi. 2-3 günde bir şekilde bir paratoner haber alıyorum. Tabii abi öyle ben bir kere bir linç yedim bir şakadan dolayı. Aynı gün kapanma geldi 72 saat. Abi AKP Ömer Çelik 5 gün açıklama yapmadığı için 5 gün sabah akşam beni hiç ediyorlar. Ya en sonunda salı günü böyle siyasi gündem de olmuyor. Telefon olsa arayacaktım bir şey söyledi. Bazen de öyle oluyor. Yani ama böyle oturuyorduk ve şeyi düşünüyorduk yani. Acaba onun dediğimden böyle anlaşılmıyor. Lan biz ne yapıyoruz? Ben öğrendiğim şeyi anlatmak için. Daha bildiğimiz şeyleri zevkle paylaşıyoruz. Hayata bilenleri çağırıp onlardan bilgi almak. Ama bilen de konuşmadı o zaman mesela. Öyle bir şey var yani. Korkuyorlar. Yani çünkü adam niye çekti? Ya bir de tabii Türkiye'de şu var. Bilenler bildiklerini paylaşmanın üzerlerine bir vazife olduğunu farkında değildir. Onu evet. Çok yani çok, geçenlerde İsfilazlı bir önemli bilim insanını tek bilime çağırdık. Dedi ki ya ben zaten geldim başkaları gelsin. Ya geldin de bir daha gelmende bir mahsur yok. Nesil değişmiş yani gelmişsin 10 sene önce. Gel bir daha anlat. Çok da değerli bir isim yani. Aleyhinde hiç konuşacak halim yok sadece. Ya gel paylaş vazifen bu senin ya mesela. Orada biri de ya abi bir de Türkiye'de insanlar bildiklerini anlatmak istemiyorlar, sevmiyorlar. Onu böyle bir güç olarak da tutmak istiyor insanlar. Belki de ondan mı? Ya o örnekte öyle değil de senin çağırdıkların çünkü çok şey oluyor ama. Yani dünya çapında alanının en ilerlerinden öyle insanlar da değil ama ortalama entelektüel de istemiyor. Ya belki de yani şey diyor ya ben bu salaklara niye konuşayım ki diyor da olabilir yani. Ya o is şöyle ya abi artık en son videonun altına biri yazdı. Böyle öyle şeyler yazıyorlar ki. Ya artık neredeyse o bize video çek köle falan yazan olmuştu benim videonun altına. Artık öyle bir her gün bir saatlik video koyuyorum. Bir tane sabah bir tane de akşam koy diyorlar. Yani izleyici çok... Demanding. Evet. Exijan bir şey ya. Böyle. Şimdi sen mesela televizyondan YouTube'a geçince ya da bu ilk tepkiler olunca onu televizyoncu olarak fark etmiyorsundur. Aslında izleyici... Düşünsene böyle TRT 1 zamanında demek ki altta yazımız olsa neler olacakmış? Yani o güzelim resmi TRT'si de çok kötü bir hale gelmiş olabilirdi. Sen mesela 2000'de 2099'da bu programda yaparken şivde kalabiliyor muydun? Alamıyordun.
Ben tahmin ediyor muydun? Ben 906'lar üzerinden böyle bir fikir alma çabam vardı. Benim ilk de bizi yaptık onu zaten Türkiye'de galiba 906'larla ilgili bu şeyi. Bir miktar alıyorduk ama bir de benim mail icat olduktan sonra ben hep her zaman onu biliyorum, evet. İletişim olarak açık tuttum. Yakın zamanda birkaç sene önce biraz onu... Orada da kalite düştü değil mi? Mesela ben herkese Instagram'dan şuna cevap verdim. Artık bak, çok bak, düştü. Bu AK Parti çok kalite düşürdü memlekette. Şu açıdan düşürdü. Şimdi eskiden maili birisi atar veya işte sosyal medya yorum bir hakiki... Şimdi troller var. Ve bunu AK Parti başlattı. Mevcut İletişim Başkanlığı zannederim başlattı. Aynı üslup CHP'ye de geçin. CHP'nin de trolleri var ve seviyesizlikte müthiş bir aralarında rekabet var. Ben mi daha seviyesizim, sen mi daha seviyesizsin? Ve ikisinin kullandıkları dil birebir aynı. Zannediyorum şöyle bir şey. Arada bir yani mesela bu AK Parti'nin trolü, ya bu troll çok iyi, biz bunu alalım diyorlar. Bu CHP'ye geçiyor. Öbürü diyor ki ya CHP'de muazzam, rezil, iğrenç bir herif var, biz bunu alalım diyor. AKP'ye geçiyor. Böyle bir şey de var zannederim. Çünkü ikisinde de seviye, troll seviyesi, yani troll olsun makul bir şey. Hani sövsün ama kaliteli sövsün. Hayır, düzeysiz, rezil, pislik ve aynı değil. İkisinin de aynı değil. Muhalefetin de iktidarında da. Ben daha acı bir şey söyleyeyim. Seven adam sana yazıyor diyor. Orada görüyorsun mesela. Severek yazıyor. Ama orada bile görüyorsun. Severek yazarken mesela doğru ifade edemiyor kendini. Evet, böyle laçka bir şey, olmayacak bir şey söylüyor mesela. Aynen, bir şey söylüyor. Ay Allah. Ya önemli değil, anlıyorsun da hani... Yani aynen, bu da demez. Bu da ya dede bana dersin, başkasına şimdi ona Celal Şengör'e dersin, İber Ortaylı'ya diyemezsin ya bazı evet. Şeyler. Onun gibi ya, doğru adama gelmez. O an şey olursun bizim şey yani o sosyal medyadaki şey oturum. Genel olarak kültürel bir problem var. Genel olarak ifadeyle ilgili. Bizde ama şey benim var. Zaten ilk programlara şey oldu. Mediokrite Partu diye bir şey söylemiştim. Vasat her yerde diye. Türkiye'de vasat övülüyor. Hakikaten bu... Ama dünyada da böyledir yani. Vasatın dışında olanlar da genellikle... Abi bu kadar herkes eşitlenmemeliymiş demek ki. Ona geldik ya bazı durumlarda olmuyor. Aptallıkla zekayı aynı seviyede görmek lazım. Düzeysizlikle düzeyi. Onu da ölçemiyorsun ya o da. Yani problemi... Belli ediyor kendini ama. Belli ediyor. Neyse daha fazla uzatmayalım da. Bir 5 saattir bir şey. Felaket bir linç yiyeceğiz. Bu arada beni davet ediyorsun programa. Seve seve gelirim. Fakat senin şu anda... bulunduğun Sokrates'te de program veriyorsun bildiğim kadarıyla. Evet, Sokrates'teki program başlayınca. Orada beni başka programa davet ettiler. Seve seve gelirim. Evet, evet. Zaten ben sonunda biraz zormaya başladım. Farkındayım. gelirim. Gideriz değil mi Emre? Gidelim mi? Gitmeyelim mi diyor? Dost herkese arkadaş kardeşim. Aşk olsun herkese. Yani, ben senin programını bitirmiş adamım. Belli bir kalite çıtasının üstünde olan herkesle bizim her zaman muhabbetimiz. Ama kızmışlar tabii Twitter'da öyle. Geçen gene seni konuşuyorlar neydi bilmiyordum. Bana kızma. Hep şey sağda. Bana hep kızıyorlar. Bundan bir şikayetim de yok valla. Sana da az kızmıyorlar yani. Evet benim şikayetim var. Benim şikayetim yok valla. Ben kendimi kervan gibi görüyorum yani. Yürüyüp gidiyoruz ötük ötük. Senin daha çok yıl tecrüben var ama. Yani. Şey artık şey olduk. Bir de senin başka tabii. Yani başından neler geçmiştir. Çok şey geçti. Onları işte Sokrates'e anlattıracağız. Kulağının arkası bile kalmadı derler ya. Sağ ol Emrah'cığım. Görüşmek ederim. Üzere. Çok teşekkür ederim. İnşallah bu programın sonuna gelirim. İnşallah programın sonu gelmez. İnşallah bizi YouTube kapatmaz. Sağ ol. Değerli izleyiciler, çok sevdiğim Emrah Safa Gürkan konuğumuzdu. Tarihten girdik. Cumhuriyet'in 100 isminden ve 100 olayından, 100 gününden bahsederek başladık. Sonra tabii kendi alanımıza, YouTube'a, Mutub'a falan bulaştık. Türkiye'nin genel meselelerini ele aldık. O kısa... Ama diğer tarafı uzun. Umarım beğenirsiniz. Haftaya tekrar görüşeceğiz. Tek tek birim böyle biraz farklı bir biçimde başladı ama şunu bir kez daha hatırlatayım. Yıl sonuna doğru tabanlarıyla başlıyoruz. Açıkladım da biletini alla beraber izleyicili katılımcıların da soru sorabileceği çok farklı bir tek tek bir birim gelecek. Bunun sosyal medya yazılımlarını, aplikasyonları da pek yakında inşallah hazır olacak. Çok farklı bir şey yapmayı planlıyoruz. Başladık, yoldayız. Biraz kervan yolda düzülür lafına ben çok inanmam. Önce bir kervanı hazırlamak lazım yolda düzülsün diye. O yüzden şu anda kervanı yüklemekle meşgulüz. Ama tek tek birim başladı, bütün üzere devam edecek. Ama bir yerden sonra müthiş bir ivme kazanacak. Umarım memnun kalacaksınız. Görüşmek üzere, hoşça kalın.